Sevgili misafirler ve ekranları başında, hangi ekranın başında olursa olsun bizleri izlemeye değer bulan siz değerli izleyiciler. BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler'e hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde böyle bir eser gördüm. Yani iki insanın sarıldığı zaman anatomisi nasıl oluyor diye. Şimdi insanın kalbi solda, karşıdaki insanın kalbi de solda. Bu kalpler böyle sarıldığı zaman yan yana geliyormuş ve sarılmanın güzel bir gücü varmış, büyük bir gücü varmış. Belki sarılamıyoruz ama kalplerimiz yine bir efendim. Tekrardan hoş geldiniz diyorum ve karşınızda Yılmaz Erdoğan! Merhaba, merhaba herkese. Herkese sevgiler, saygılar, merhabalar. Teşekkürler Atakan'cığım, sağ olun. Evet, belki gene pandemiyle ilgili işler yolunda gitmiyor ama sağlık sektörünün bütün çalışanları kahramanca, aslanlar gibi mücadeleye devam ediyorlar. Çok büyük bir alkış onlara. Yaptıkları asla unutulmayacak. Orada da bizim üstümüze de düşen bir şey var sanatçılara, komedyenlere. Bu sefer moral faktörü de devreye girmek ve birazcık olsun moral... Ben bu sislerin arasında görünüyor muyum? Asla burada daha sise göre oynayayım mı? Evet. Yıllar, yıllar önce... Sağlık çalışanlarına, bütün doktorundan hemşiresine, hasta bakıcısına, şoförüne kim varsa... Bu şanlı mücadelede emek veren, fedakarca çalışan hepsine gitsin. Bugünün bütün pozitif enerjisi, alkışı, sevgisi, neşesi onların evlerine gitsin inşallah. Dedim ya biz de aslında bu kapsamda, hatta geçen sene çok kıymetli bir doktor hocamız bizi de göreve çağırmıştı. Hadi komedyenler iş başına demişti. Ben ve Çok Güzel Hareketler ekibinin 42 genç komedyeni hazırız, elimizden geleni yapacağız. Neşenin, kederin zıttı olduğu düşünülür. Öyle bir şey yoktur. Neşe kederin ilacıdır. Çok Güzel Hareketler başlıyor. Çok güzel hareketler bunlar. Efendim çok sevilen parodi serilerimizden biri geliyor. Bu yeni birisi, yeni bir parodi. Magazin programlarının parodisini yaptık bu sefer. Sema yazdı, konuşmazsam duymaz geliyor. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Efendim, Türkiye'nin en çok konuşulan, gündemi belirleyen programı konuşmazsam duymazdan günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. Evet, gündem bugün dünden. Ben şimdi anladım. Bugün gündem dünden daha hareketli. Sen ne diyorsun Deniz? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Tek kelimeyle yıkıyorsun ortamı. İki kelime oldu ama. Yıkıyorsun. Neyi? İğrenç olmuşsun Deniz, oldu mu? (Gülüyor)
Bu arada çok can yakarsın sen, ben onu da söyleyeyim. Aa, yok vallahi gerçekten ben erkek merkek istemiyorum hayatımda. Yani adam var, adam var. Adamdan daha adam var. Zaten evde de yerim dar. Onun için biliyorsun benim 3 tane kedim var. Ya ben onlarla açıkçası Ay. Sen yine de kedilerden arada bir ayrıl. Ah çok pardon, dalmışım. Evet, şimdi gündeme gelmeden önce biliyorsunuz dün o haberini yaptığımız şahıs benimle ilgili konuşmama kararı çıkarttırmış. Ha şunu da bil ki kardeşim, ben haberciyim. Ha senin karakterine de laf etmedim, orası ayrı, ama olsaydı da büyük laf ederdim, onu da bil. Ya açıkçası ben kendisi hakkında fikrimi beyan edeceğim. Çünkü neden etmeyeyim? Aynen, senin konuşma... Aynen, senin konuşma yasağın yok sonuçta. Evet. Sen anlat bana Deniz. Ya şimdi ben zaten kendisini çok iyi tanırım. Biliyorsun Santim Gazinolarından, benim çok seneler öncesinden alt kadromda çıkıyordu. Yani tanırım kendisini ama önce bir dünkü olayın görüntülerine gelelim bence. Ben öyle diyorum. Celal, Kayan yazı var mı? Çıktığı mekanın kapısında kameralarımıza yakalanan ünlü popçu Buket Halıcı neredeyse önünü göremeyecek haldeydi. Buket Hanım, ne kutladınız içeride he? Paramız çok da onu kutladık. Para çok da mutluluk yok canım benim. Ay dibim düştü. Ne diyorsun? Ya açıkçası vallahi ben gerçekten bak şunu söylemek istiyorum. Çünkü bir haberci olarak bu benim görevim yani. Ben topluma mal olan sanatçıların mallaşmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bak gerçekten şöyle bir geri sarar mısın? Ay dibim düştü. Aha. Dibim düştü. Aha. Dibim düştü. Aha. Duralım. Duralım. Bakın zaten şuradaki ifadede tıy niyeti gayet açıkça görüyoruz. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Deniz. Deniz. Deniz şöyle gel. Gel. Masaya. Gel artık. Hah. Otur. Valla o kedilerin birini senden alacağım yani, bilmiyorum. Ay ben de almışım ya. Evet. Ya şimdi biz bu habere daha fazla devam etmeyelim. Bu şahsa da çok fazla prim vermeyelim istiyorum ben. Yani sonuçta herkesin bir özgül ağırlığı var. Yani bunu da söylerim. Ha şunu da ekleyeyim. Ben her zaman kitabın ortasından konuşurum. Bu da bir gerçek. Aynen. Mesela ben de hep ön sözleri atlıyorum. Diğer habere geçelim. Yararlı cemiyet hayatının ünlü yüzü Fundamental iş adamı ile evlendikten sonra moda tasarımlarını tanıtıma sundu. Merhaba çocuklar. Merhaba Funda Hanım, ne yaptınız içeride? Yeni sezon tanıtımımız gerçekleşti. İnanın bin bir emekle ve çok yoğun çalışarak hazırladım bu koleksiyonu ve çok içime sindi. Ne kadar içinize sindi he? Bayağı sindi. Eşiniz Ferdan Bey'le ilgili bazı sorunlar varmış, doğru mu he? O konulara cevap vermiyorum çocuklar. Oyuncu Kumsal TR ile teknede görülmüşler, ne diyorsunuz he? Onlara cevap vermiyorum çocuklar. Barışmak için sürekli sizi arıyormuş, ne diyorsunuz he? Telefonlara cevap vermiyorum çocuklar. Yüzünüzde bir ufak operasyon olmuş, buna ne diyorsunuz he? Tedaviye cevap vermiyorum çocuklar. Ne diyorsun? Ya yani gerçekten bir kere çok enteresan. Ben Funda'yı gerçekten çok iyi tanırım. O da mesela Nevresim Gazinolarında hep en ön masayı kapatırdı. Çok yıllar önce bilirsin. Severim de kendisini ama dava açarım, o ayrı. Oo. Telefonda kim var bil. Prenses Püsküvit. Kim? Kedim. Ne alakası var Deniz Allah aşkına? Deren Gönül Veren hattımızdaymış. Deren ablacığım günaydın. Günaydın Gülcan'cığım, Deniz'ciğim. İyi yayınlar öncelikle. Sonralıkla şunun için aradım. Bakın siz beni iyi tanırsınız. Tabii. Ha, herkes de beni iyi tanır bu piyasada. Her şeyi de bilirim ama bildiğimi saklarım. Ha o beni mahkemeye veren de çok iyi tanır beni. Onun akıl hocaları da çok iyi bilir beni. Bizim alt komşu da çok iyi tanır beni. Ben kefilim Deren ablacığım, doğru. Yani ben kendi ekmeğimin yüreğini yedim her zaman. Ay, kendi yüreğimin ekmeğini yedim her zaman. Hadi bakalım ben de davacıyım bundan sonra. Yargıda olsun ne olacaksa.
Teşekkür ediyorum size de. İkinizi de seviyorum ve tanıyorum gayet. Biz teşekkür ederiz Deren ablacığım. Ya şimdi mesela şöyle bir gerçek var. Ben Deren'i çok iyi tanırım. Deren'in canı çok sıkılmış. Çünkü kedisini tanıyorum. Siyam. Benimkilerle de arkadaş. Çok tatlı. Yalnız yalanmıyoruz. Stüdyoda yalanmıyoruz Deniz. Aa, çok pardon. Çok pardon. Haberimiz neydi? Hızlı magazin turumuz var. Doğru. Hızlı magazin turumuz var. Bir bakalım bu hafta neler olmuş, bir görelim. Ünlü yönetmen Serhan Plümür karşıdan karşıya geçti. Merhaba. Ünlü oyuncu Telvi Çokuğurlu samimi açıklamalar yaptı. Geceleri çorapla uyuyorum ve kumrallara bir yükseliyorum. Makyajsız hali görenleri korkuttu. Evet, hızlı magazin turumuz da böyleydi. Oo, telefonda kim var bil? Krem Karamel. Nasıl? Diğer kedim. Deren Gönül Veren tekrar hattımızdaymış. Deren abla merhaba tekrar. Merhaba, iyi yayınlar hepinize. Sağ ol. Şimdi bana bir uzaklaştırma kararı geldi. Manisa'ya geçiyorum. Yoldayım. Ha, Manisa halkı da beni çok iyi tanır. Davamın da arkasındayım. Ha, ama eğer ben konuşursam ortalık sallanır. Ha, anladım. Yani haklısın. Ne anlatacaksınız yani? Size anlatacağınız şeyler neler? Merak etme Denizciğim, Gülcancığım. Hepsi yargıda bir ortaya çıkacak. Ama siz de arıyorsunuz bir şey konuşmuyorsunuz ya. Ne dedin? Sana da dava açıyorum Gülcan. Hadi bakalım, dava açıyorum sana da. Aç bakalım, ben de sana açıyorum Deren ablacığım. Bana az önce seni de şimdi tanıdım. Aha. Seni de şimdi tanıdım, dava açıyorum sana. Bana sana en büyük davalar açıyorum. Kaç şimdi bakın, Derenciğim zaten 3 gün yatağa çıkarım. Açtım. Aynen öyle, benim açtım. 32 dava var üzerimde, 33 sen ol, ne yap? Ne oluyor, pardon. Yeter ya, yeter ya. Biz sizle mi uğraşacağız ya böyle, he? Öğle arasında çıktık geldik. Ben aile mahkemesi hakimi Şükrü Özfamilyar. Neydi lan? Neydi benim adım? Yeter be, yeter. Sizle mi uğraşacağız biz artık ya? Öğle arasında çıktık geldik. Ben aile hakimi Şükrü Özfamilyar. Ben 13. Asliye Hukuk Hakimesi Vasfiye Öztürk Gündoğan. Ben de Mübaşir Uğur Derin Kunduracı. Efendim, bir problem mi oldu? Daha ne olsun ya? Sizin yüzünüzden sırada 50 tane dosya var. Sanki sizin hiç mi haberiniz yok memlekette ne suçlar olduğunda? Yok, o ona dava açmış, o ona konuşmama kararı aldırmış. Yeter ya, yeter artık ya. Kendi aranızda bir konuşmama kararı alın, bitsin artık bu iş ya. Oo, bunlar yenilir sözler değil ama. Ya Gülcan'cığım, bence sen susma hakkını kullan şu evet, an. Kolluk kuvvetleri gelsin lütfen. Evet, buyurun beyefendi. Yani? Ama yani Allah. Şimdi bakın şurada ciddi ama bir yani, program yapıyoruz. Olacak iş değil. Sonuçta bir haber zaten alma özgürlüğü değil mi? Biz onu yani düşünerek. Yani ben bir haberci olamam. Davacı konuşmazsam ya, duymaz. Ben davalı biz salona. Üç gün yatağa çıkarım ya. Evet, ÇGH diyenler. Zil diyenler esas. Bence de zil. Hiç. Çok komik. Çok. Kim yazdı? Sema yazdı. Sema. Eline sağlık Sema. Çok güzel şakalar, isimler. Ve not aldığım kağıdımı niye yanıma almıyorum? Haylazın tekiyim bazen. Burada da bir şey yazmıyor doğrusu. Niye oraya kadar koştuysa? Ya bu konuşmama kararı, o kararlar. Bir kere konuşmama kararı çok, değil mi? Hani uygulanması da zor. Hiçbir yerde dedim, kamuya açık yerde konuşmuyor. Bir arkadaşına konuşabilir, değil mi? Peki o tespit edilirse ona da ceza var mı? Zaten hocam ismi vermeden gene konuşuyorlar ki. Tabii, sizin yaptığınız gibi. Çok iyiydi çocuklar. Buradaki tipler de çok iyiydi. Ecem, Eda, şimdi ben birine de ismen girdim mi? Tabii Cemile, Aşegül, Malatya'nın tamamı. Çok iyiydiniz. Nevresim gazinoları gibi garip garip şeyler vardı. En iyi şaka hangisiydi bakayım? Kendi içimizde en iyi şakayı nasıl seçiyoruz? Fundamental. Engin onu beğenmiş. Çıkabilirsin. Yok, güzel isimdi de isim şakasıydı. Özfamilya gibi. Uğur Derin Kunduracı. Çok, Uğur Derin Kunduracı daha komikti. Ecem'in partı komple komikti. Ecem'in partı.
Hiç ifadesiz. Bir daha yap bakayım. Size cevap vermiyorum. O konulara cevap vermiyorum çocuklar. Gerçekten imkansız bir şeydi. Telefona cevap vermiyor çocuklar. Aferin çocuklar. Çok güzel hareketler, devam ediyoruz. Çok güzel hareketler bunlar. Burada, burada. Başlıyor şimdi mutfakta. Üniversite sınav sonuçlarından sonra yapılan tercihlerle alakalı bir skeç gelecek. Bu skeç bizim için çok önemli. Çünkü bu skeç arabada yazıldı. İlk defa arabada bir skeç yazdık. İstanbul'dan Köyceğiz'e gelirken dört arkadaşımız yazıyor bunları. Bu dört arkadaş ön sol, direksiyonda Metin. Hemen yanında Gürhan. Arkada Hilmi ve Fatma yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Gel. Ne oldu? Gel, 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 gel. Ne oldu? Oğlanın sınav sonuçları açıklanmış, ona bakalım. Hadi bakalım. Ay ya da bakmasak mı Kazım? Niye? Sonuçta onun özeli. Nereden onun özeli ya? Benim özelim o. Özel okulu, o kadar parayı ben verdim Muazzez. Sessiz. Oğlan nerede? Dışarıda. Biz niye sessiz konuşuyoruz o zaman? Ne bileyim, gizli bir şey yapıyoruz diye ben. Ya sen her gizli bir şey yaptığında konuşuyor musun böyle sessiz sessiz Muazzez? Tamam ya. Hadi otur. Şiş, bana bak. Oturamadım, tamam. Hiç çekmediğin için. Hanımı düşünüyorduk, dur. Hiç çekmedim. İnternete nereden giriyorduk Kazım? Kapıdan giriyoruz Muazzez. Nereye gidiyorsun lan? İnternete gireceğim. Allah kahretmesin, gel buradan giriliyor ya. Sen 40 yıllık karınla dalga mı geçiyorsun Kazım? Dalga geçtiriyorum kendini Muazzez. Ya hadi gir şuradan. Dur, gireyim bakayım. Aha. Ne? Sakın bu dosyaya girmeyin yazıyor. Girme o zaman. Ne demek girmeyin? Ben merak ettim şimdi. Muazzez girerim ben buna. Gir o zaman. Sakın bu dosyaya girmeyin yazıyor. Buna da girme o zaman. Bu dosyaya da girmeyin yazıyor. Girme, sen de laftan anla artık Kazım, Allah Allah. Bu dosyaya da girmeyin yazıyor. Ben girdikçe giriyorum Muazzez. Yapacak bir şey yok artık. Dönüş yok artık. Dönüş yok. Aha, fotoğraf çıktı. Kapat gözünü Muazzez. Ay, kötü bir şey olmasa bari. Dur, dur. Vay şerefsiz. Ne olmuş? Salak. Ben sana bu dosyaya girme demedim mi yazıyor? Ya haklı çocuk. Doğru diyorsun. Çok haklı. Sen sonuçlara gir. Hadi gençlik çocuk. Evet. Sınav sonuçları. Ara. Haber. Sınav sonuçları açıklandı mı? Sınav sonuçları açıklanacak mı? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları nerede? Sınav nedir? Evet. Doğru tespitler. 1983 sınav sonuçları açıklandı mı? Açıklandı, ben ona girdim. Evet. Allah Allah. Ay tıkla, gir birine işte Kazım, hadi ya. Dur, girin. Aha, galerideyim. Heh. Türkiye'nin en iyi üniversiteleri. Evet. Geleceğin meslekleri. Evet. Ya bu niye bize sürekli soru soruyor Muazzez? Ben anlamadım ya. Şu kızlar kim? Şu yanda çıkan dikdörtgen uzun kızlar kim? Vallahi ben açmadım. Kendiliğinde çıktı Muazzez. Sus, yalan söylemeyi. Hadi geç şu sınavları aç. Aha. Sınav sonuçları. Kazanmış mı? Nereye girmiş? Nereye girmiş? Yerleştirilemediniz. Ora nerede lan? Bizim evin bir bölümü galiba. Ya Muazzez, dedim ben sana ya. Ben sana söylemedim mi? Ya bu takı tasarımını biz son tercih olarak yazalım dedim. Yazdırmadınız işte. Hiçbir yere yerleştirilemedi bu çocuk. Olsun Kazım ya, iyi düşün. Belki seneye doktor olur. Doktor olur. Hı-hı. Ya çocuk 2,5 net yapmış ya. Neydi? 2,5 neti nasıl yaptın ya? Üçüncüyü yaparken yarım mı bıraktın? Nasıl oldu bu ya? Sen bir de diyorsun ki bu çocuk full çeker, doktor olur. Çeker belki. Bu çocuk çekse çekse dayısına çeker. Benim kardeşimle ne alakası var konunun içindeki Azim? Evet, onu özelmiş. Ben de dayım gibi boş boş ortalıkta gezeceğim diyor. Hayır, bir kere benim kardeşim yalancı. Onu özelseydi yalan söylerdi çocuk. Muazzez, yalan söylemediğini nereden biliyorsun ya? Yalan söylediğini anlayamazsan yalan söylediğini anlayamazsın. Bu bir kere yalan söylediğinde gereksiz bir mutluluk yaşıyor, anlarım ben. Öyle mi? Evet. Allah Allah. Aha, kim geldi? Şişt, kapat bilgisayarı, kapat bilgisayarı. Selam canım aile. Bak bak, dayak yiyeceğini anladı. Gereksiz pozdan poza giriyor çocuk. Evet. Oğlum sen niye böyle gereksiz yere mutlusun? Gelin oturun, anlatacağım, oturun. Oturalım.
Hazır mısınız? Evet. Evet. Ben üniversiteyi kazanmışım. Aa! Evet. Nasıl ya? Bayağı kazanmışım ya. Ama öğretmenlerimle konuştum. Evet. Seneye bir daha hazırlanacağım. Ne diyorsun? Daha iyi bir bölüme gidebilmek için. Evet. Sağ olsunlar, konuşturdular. Ben tek başıma böyle bir karar alamazdım. Beni cesaretlendirdiler. Ne diyorsun ya? Resmen yürek yedirmişler sana. Hangi bölümü kazanmışsın acaba oğlum? Kocaeli İşletme. Aa! Sen o bölüme git, çok güzel. Yok baba ya, herkes işletmeci zaten. Oğlum, hiç kimse senin gibi işletmeci olamaz. Bizden başka ister seni mesela. Ya öyle bir şey değil ki baba, işletmeci. Oğlum ama biz babanla az önce... Ya bir dur! Bir dur ya, biz annenle az önce konuştuk ve biz bu True Story hikayeni çok merak ettik. Nerede öğrendiniz bu sonuçları siz? Ben internet kafede baktım dayımla. Dayınla? Ben de diyorum, dayı bu hikayenin neresinde? Oğlum istersen gel şurada beraber bakalım. Yok baba, site çökmüş. Nasıl çökmüş? Herkes girmiş, site çökmüş. Biz ilk bakanlardınız. Allah Allah. Tabii, evet. Yoğunluk diyorsun he? Evet evet. Tamam, trafik geçsin 8-9 gibi bakarız. Yoğunluk dağılır. Yok baba ya. Hı? Yok gerek yok, bakmaya ya. Zaten seneye bir daha hazırlanacağım. Ona odaklanayım ben şimdi. Hmm. Allah Allah. Ona odaklanacaksın. Dur. Aç aç. Sen niye diyor bir daha hazırlanacağım diyor. Odaklan. Aslan yeğenim benim. Hoş geldin dayı. Yürekli yeğenim benim. Arkadaşlar bakın, bahsettiğim yeğenim bu. Kazandığı halde bir sene daha hazırlanacak kadar gözü kara, istikrarlı, kararlı yeğenim benim. Aferin. Selam söyle amcalarına, bir el salla. Merhaba. Hadi biz kapatalım, ben şimdi hediyesini vereceğim yeğenime. Hadi görüşürüz, hoşça kalın. Hayırdır Aydın, ne oluyor? Ya Muazzez, siz nasıl bir çocuk yetiştirmişsiniz ya? Biz de anlamadık. Başkası olsa kazandım ben üniversiteye gideceğim der. Ya. Ama Gökalp öyle mi? Hayır diyor. Ben daha iyisini yapacağım diyor. Önümde kimse durmasın. Tek başıma bu yolda iyi elde edeceğim diyor. Al koçum, bu da hediyen. Bu ne dayı? Ne olacak canım? Çam sakızı, çoban armağanı, birkaç bir şey. Test kitapları, tablet, bilgisayar. Sen daha iyisini yapacaksın koçum. Ben sana inanıyorum. Enişteciğim, vallahi çok güzel çocuk olmuş. Çok güzel yetişmiş. İnanır mısın? Bak şerefsizim, ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Ağla Aydın. Ağla, bırak kendini de herkes ne olduğunu anlasın senin artık ya. Yok dayı, ağlama ya. Utandırıyorsun beni. Beni daha çok utandırıyorsun Aydın. Lan tamam. Yeter bu tiyatronuz. Ben her şeyi açıklayacağım ha Muazzez. Öyle her yalanı da tiyatro demesek mi Kazım? Tiyatrocular alınıyor. Alkış. Alkış. Bravo. Bravo. Bu nedir? Yeter artık. Bravo. Öncelikle kendimizden özür dilerim Muazzez. Şöyle. Ama konumuz bu değil. Bir saniye lütfen enişte, lafını balla bölüyorum. Herkes bir sessiz olsun, ne olur. Ne yapayım lan? Alo, buyurun Faik Bey. Şu anda belediyedeyim. Mümkün değil, gelemem. Buradan tapu kadastroya gideceğim. Oradan da noterde işim var. İnanır mısın? Bugün ayağa bir kalktım, hala oturmadım. Gerçekten koltuk yüzü görmedi. Geleceğim, geleceğim. Kesin geleceğim ya. Sabah 9'da oradayım. Hadi, hadi öptüm. Evet, devam edebiliriz. Keşke dürüstlüğünden biraz feragat etseydin Aydın lan. Mümkün değil enişte. Başka bir şey iste. Bak, başka bir şey iste, yapayım. Ama o mümkün değil. Konumuz neydi bu arada? Konumuz, Gökalp'in üniversiteyi kazanamadığı halde kazandım diye yalan söylemesi Aydın. Anne! Cümleyi ben kullandım. Gerizekalı baba diye şaşıracaksın. Baba? Baba? Hah, bu. İnanmıyorum ya. Nasıl olur ya? Bunu bana nasıl yaparsın yeğenim? Allah Allah, bana da mı yalan söyledin lan? Benim duygularımla nasıl oynarsın oğlum? Dürüstlük timsali dayınla nasıl dalga geçtin? Neden lan? Neden? 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 Çünkü sen söyledin dayı. Aha. Evet, internet kafedeydik. Dedin ya, önden git, ben kazandım ama seneye bir daha gideceğim de. Ben de bu yalanı desteklerim. Annen de baban da sana kızmaz demedin mi? Bu yüzden benden 200 lira istemedin mi? 200 mi? Aşk olsun. O 200 lirayı bütün masraflar için aldım. Gözüne dizine dursun ya. Günahımı alıyorsun ama yani. Ayrıca öyle bir şey demedim. Enişte bu nasıl bir çocuk ya? Ya sus! Nasıl bir film çeviriyorsunuz lan siz burada? Ama film demesek mi Kazım? Doğru. Bravo. Bravo. O da bize dokanıyor. O da bize dokanıyor. Doğru. Bilimciler olarak kendimizden de özür diliyorum Muazzez. Evet. Ama konumuz yine bu değil. Hı. Çıkı bakayım. Tamam gel, şey yapma oğlana. Aman oğlum, madem üniversiteyi kazanamadın, çıkıp karşıma delikanlı gibi desene, baba ben üniversiteyi kazanamadım diye. Döverdin beni baba. Şimdi daha çok döveceğim.
Kaydırma yapmışım Babade. Tercihlerde kaydırma yapmışım Babade. Tercih kaymaz. Matematiği Türkçe'ye kaydırmışım de. Dayının dediğini de. Siz oradan neyin suflesini veriyorsunuz lan? Allah Allah. Oğlum, bak dürüst insan ol lan. Dürüst insan olursan her yerde kazanırsın ya. Gittiğin her mesleği doğru düzgün yaparsın. Böylelikle de en güzel sınavı geçmiş olursun ya. Dürüst ol lan. Bravo enişte, çok haklısın. Vallahi helal olsun. Aydın. Özür dile baba. Özür dilerim baba. Tamam. Allah Allah. Hadi barışık, barışık. Hadi Yüce'yim. Kız Moses. Kız Hikmet. Allah'ıma bin şükürler olsun. Bütün emeklerin meyvesini verdi. Benim olan kazandı. Öyle mi? Nereye kazandı? Nereye kazanmıştın lan? Takım tasarımı ve İngiliz anahtarlığı anne. Ya işte onu kazandı ya. Bayağı kazandı yani. Sizinki ne yaptı ha? Gökhan ne yaptın lan? Hikmet teyze ben kazandım. Kazandı. Ana! Konuşma lan. Kazandı, şeyi kazandı. Kocaeli işletmeyi kazandı. Bütün özel okulları yazdım. Yaz dedim ama sizi yük olmayayım, devlet okulunu okuyayım dedi de. Ama parayı sorun etmedim halbuki dedi de. Parayı sorun halbet... Ne dedin lan? Para sorun değil dedi de. Para sorun değil dedi de. Ama işte hep sonucu alıyorsun, yapıştırıyorsun. O kadar vurgu yapıyorsun burada ya. Biraz... Kazandı da bu sene gitmeyecek Hikmet. Kazandı ama gitmeyecek. Allah Allah ya, ne kazandıysa da gitsin ya, ne kadar saçma. Yok yok, seneye diyor ben daha iyi bir bölüm hazırlanıp kazanacağım diyor. Ne? Aferin enişte. Ya ne kazandıysa hani belki tamam, kazanır yine sene. Ha, senin kaç senelikti onu da? 2 senelik. Sizinki kaç senelik? 4. Yazık. Vallahi çok yazık. Uğrahacak salak. Bu kadın bize yemeğe geliyor. 3 hafta onu konuşuyor. Eğer bu kazanamadı deseydik bu bizi burada bitirirdi. Ay hadi canım senin de yalana meyilin varmış Kazım. Aldın benim yalanı kullandık şimdi enişte. Lan benim mi yalanı mı? Lan sizin yüzünüzden ben yalan söyledim ya. Siz beni bu duruma getirdiniz ya lan. Bırakın ya siz nasıl insanlarsınız ya. Yalan ağzınıza yuva yapmış hepinizin ya. Beni de yalancı yaptınız. Özür dilerim baba. Vallahi bir daha hayatım boyunca yalan konuşmayacağım ya. Ay, yemin ederim ya. Evet bir daha yalan yok Kazım. Geç yanına oturun babalım. Geç. Vallahi enişte bak çok dramatik ortam oldu. Ben de çok etkilendim. İnanmazsınız ama bundan sonra ben yalan söylemeyeceğim. Bundan sonra yalan söylerse beni burada yatırıp... Alo. Metrobüsteyim şu anda. Cevizli Bağ'dayım. 5 bilemedin 10 dakikaya oradayım. Evet. Blok 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 blok. Zil diyenler. Yazar kimdi? Güran abi çalsın. Güran çalsın. Aha. Bravo Güran. Evet. Çok güzel. Bravo Güran. Ufak ufak yazmaya da başladın ya. Hocam başladık yavaştan. Bir kalemin ucundan da ben tutayım dedim. Yalnız şey söyleyeyim. Skeci'yi sürükleyen rollerden merkez roldü. Çok iyi bir baba oynadın yani. Güran Alkış. Gerçekten iyi. Bayağı unutuyorsun adamın yaşını başını baba diye seyrediyorsun. Sizin hepiniz çok iyiydiniz. Siz yine ana oğul değişik bir aile. Bu aile de sürdürülebilir hissi veriyor öyle değil mi? Bu da devam edebilir. Neydi Skeci'nin adı? Tercihen. Tercihen. Ha, kötü bir isimmiş. Bu ailenin bir... Neydi adamın adı? Benim adım mı? Kazım. Kazım. Soyadı var mı ailenin? Yok. Bunu bir düşünün. Tamam. Bu devam edebilir. Komşu da çok iyi, dayı çok iyi. Yasin'e de bir alkış. Aferin Yasin. Aferin Yasin. Çünkü güzel bir, basit, güzel bir durum komedisi. Önceden aile öğreniyor, sonra kuruyoruz. İşte durum komedisi yapalım, ona ağırlık verelim derken söylemek istediğim bu. Burada çok iyi bir uygulaması. Güran, Yasin, Hilmi, Begüm, Batuhan, Cemile. Alkışlıyoruz, aferin. Takım tasarım. Ne güzel okulmuş öyle. Takım tasarım ve İngiliz anahtar. Çok havalı bir isim ama. Yani bir de bir İngilizce tadı da veriyor. Takım tasarım ve İngiliz anahtarlığı.
Bölümün en iyi şakası bu olabilir ha. Çok iyi. Bu bölümde çok çok yüksek şakalar vardı. Aferin hepinize. Ama bu okula ben girmek istedim yani. Başka iyi şaka aklına gelen skeçten? Oldu, çıkabilirsiniz. En iyi şaka sizce başka ne vardı? Hepsi iyiydi hocam. Metin sen yazdın, söylesene be. Hepsi ayrıca sen orada ne duruyorsun madem yazmışsın? Gelsene buraya. Metin, Metin, Fatma. Alkış. Çok güzel hareketler devam ediyor. Aferin çocuklar. Farklı gelir seviyelerine ait iki arkadaşın aynı kafede sevgilileriyle birlikte Sevgililer Günü'nü izleyeceğiz şimdi. Kaç karatlık adamsın geliyor Evliya Kalp, Yelda, Ozan Kalp, Hamza yazdı. Bir dakika, ilk cümleyi anladın mı sen Deniz? Zorluk çektim biraz yani. Sevgiliyi bir daha söyle, aynısını. Farklı gelir seviyelerine ait iki arkadaşın aynı kafede sevgilileriyle birlikte Sevgililer Günü'nü kutlamasını izleyeceğiz. Aynı cümlede altı tane sevgiliyi böyle kullanmak marifet ister. Sevgilisiz de söyleyebilirim. Farklı gelir grupları. Okey, ismi neydi skecin? Kaç karatlık adam. Sın geliyor. Kim yazdı? Evliya, Kalp, Yella, Ozan Kalp, Hamza. Çok Kalp Cihan. Teşekkürler Cihan. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Nasılsın aşkım? Tatlıyım aşkım. Ben daha tatlıyım aşkım. Evet, çok tatlısın aşkım. Sen de tatlısın ama ben her türlü daha tatlıyım değil mi aşkım? Hayır, gerçekten ben daha tatlıyım da kibarlık yapıyorum ama aşkım. Ama yok, dışarıdan baksan her türlü dersin ya, hadi bu güzel de bu daha tatlı dersin. Tatlı yok, olan hayır, tatlı ve güzel dersin. Bu da biraz tatlıymış hayır, dersin hayır. Yani. Şimdi beni her türlü, benim giderim tatlı. Hoş geldin. Tatlı olan benim. Pardon, birlikte miyiz? Evet. Sevgiliyiz. Evet. Hanımefendi, eğer zor durumdaysanız beyefendinin görmediği gözünüzü kırpın lütfen. Yo. Polisi falan aramamı istemiyorsunuz yani? Hayır, ne alakası var ya? Ne bileyim, ben beyefendiyle görünce sizi. Oha! Hadi be! Yere gidin lan! Kimle eğleniyorsunuz lan siz? Ama olur ya, insan sonuçta. Niye olmasın ki? Hani gönül bu, otoda konar bu abiye de. Hadi be, kimle alay ediyorsunuz siz? Bayağı ciddisiniz. Ne alırdınız? Ben ne ikram edeyim size? Çay. Çay. Evet. Çay içiyor bir de ya. Hanımefendi, sizinle gördüğünüzden emin misiniz? Evet. Peki bu kaç? 5. Allah Allah. Allah Allah. Enteresan. Çaylar benden. Yemin ediyorum size ısmarlatmam. Ben vereceğim çayı. Sağ olun. Cins ya, bana taktı ya. Boş ver. Aşkım. Ne? Bugün günlerden ne? Çarşamba. Yani? Kas. Bir saniye. Alo, kanka. He, ben maça gelemiyorum ya. Oğlum, yengeniz beni rehin aldı ya. He, Mahmut oynamazsın. La oğlum, topu var diye her maçta oynamak zorunda mı? Selim, ben onu mu diyorum? Kapatır mısın şu telefonu? Sen ne diyorsun aşkım? Aşkım, bugün Sevgililer Günü ya. Ben de sürpriz falan bekliyorum. Tamam, tamam. Ya oğlum, Sevgililer Günü'ymüş ya, ona diyor ya. Ben de diyorum, niye bütün şehir birbirine yükseliyor? He ya. Yok oğlum, ne hediyesi ya? Lan oğlum, en büyük hediye benim lan ona. Saçmalama. Hadi kapat. Kapat, kapat, gitti. Hadi öpüyorum. Ya bak diyorum. Yavaş, yavaş aşkım. Sakin ol. Sakin ol. Gelmek üzereyiz aşkım. Ya sakin, sakin. Artık sakin. Gelelim nereye gideceksek tamam. Ya. Tamam. Aşkım, ellerimi çekiyorum. Sen gözlerini sakın tamam. Açma, tamam mı? Tamam. Tamam. Ha. Açayım mı aşkım? Yok aşkım, sakın açma. Selim oğlum, senin ne işin var burada? Oturuyorsun. Oğlum, sürpriz yapacaktım. Yüzüğü bulamıyordum. Sende var mı elmas pırlanta bir şey? Elmas? Hiç değerli bir taş diyeceğim de karşılığı yok gibi sende. Dur bakayım. Sen de kalk, kalk. Şöyle bir dur. Şöyle bir. Aşkım, aşkım şey, hazır aşkım. Sayıyorum, gözlerini açacaksın. 3, 2, 1. Sürpriz. Selam. Sakın, bu ne? Bu mu sürpriz? Aşkım, böyle sürpriz mi olur? Yok ya, kafeye getirdim. İlk tanıştığımız kafeye getirdim sen sevgilim. Ya Serkut, yani sabahtan beri onca sürpriz yapıyorsun. Final bu mu? Ya aşkım, Allah seni inandırsın. Ben sana 18 karat yüzük aldım. Ama kaybetmişim. Ne? Ya sen salak mısın? Nasıl kaybedersin Serkut ya?
Ya galiba düşürdüm ama bu kadar da taştı yani. Yemin ediyorum var ya, yere düşse tak diye ses çıkartır. Ya bir çocuk alsa, başka çocuğa fırlatsa kafasını gözünü yarar maazallah ya. Zeynep, ne oldu bebeğim? Serkut bana aldı, 18 karatlık yüzüğü kaybetmiş. Aa, ne diyorsun? Sorma. Ya aşkım üzülme, Allah aşkına üzülme ya. Ya taştır, topraktır neticesinde. Yani belki bundan 1000 yıl önce bir hayvanın pisliği değil midir bu? 19 karatını alırsın, anlaşırız, okey? Tamam aşkım, derdin bu olsun ya. Bu nedir ya? Neyse, ne haber Nazlı? İyi, ne olsun? Çocuk tahta kapalı falan diyordun, ne güzel kafeye getirmiş işte. Tahta mı? Yo, ben öyle bir şey demedim. Aşkım onu ben söyledim ya. Aynen. Bunun biraz kafa biraz kalın ya. Kanka kusura bakma, senin kafa biraz kalın ya. Ondan dedim. Kalın ne anlamda? Alındı. Bak yemin ediyorum alındı. Oğlum alınma, şaka yapıyorum. Sevgililer günü, yumuşasın ortam. Hay yok oğlum, ne alınacağım ya? Ben kendimle barışıyorum ya. Ya sanki başka çaresi mi var? Ne yapacaksın? Kendine savaş mı açacaksın ya? Alınmıyorsun değil mi kanka? Hayır, yok yok, alınmıyorum. Hadi o zaman siz oturun, biz sizin şeyi bölmeyelim. Yok yok, bölmüyorsunuz. Bence biz beraber oturalım çünkü ben birazcık gıcık oldum Serkut'a. Yok, sevgililer günü siz aranızı halledersiniz. Baş başa geçirmek falan. Hayır canım, beraber oturmak istiyoruz dedim. Hadi. Ya yengeniz biraz gergin, siz de kusura bakmayın. Sen şöyle geç. Tamam. Selim. Sen yapıyor musun sürpriz falan Nazlı'ya? Yok, sürpriz falan yok. Biz öylesine çıktık. Sevgililer günü kutlamıyoruz deme. Kutlamıyoruz. Deme. Kutlamıyoruz. Demesene. Çayla kutluyoruz Zeynep. Açtırdı bana bir demlik, sonunda da yüzük çıkıyor. Ciddi olamazsın. Yok, değil zaten ya. Biz sevgililer gününü kutlamıyoruz. Karşıyız, böyle normal oturmaya geldik. Lan oğlum, sen bu tiple böyle güzel bir kızı bulmuşsun. Sana her gün bayram lan. Allah seni. Bu şaka değil, bu gerçek. Alınmıyorsun değil mi kanka? Yok, ne alınacağım ya? Alınma oğlum zaten, alınacak mısın? Buyurun, çaylarınız geldi. Teşekkürler. Ha, bak bu çift okey, ben tamam, bu okey. Tamam, buna inanırım. Tamam. Benim gördüm, siz emin misiniz bundan? Aslında bu çocuk tam benim kafa. Ben seni tuttum, senin adın ne? Ne yapacaksın? Adını bir söyle bakayım. Hamza. Bir. Tamam, ben sana Butto diyeceğim, vazgeçtim. Butto, güzel değil mi? İsmi de bu, yapıştırdım. Aynen, bakıyorum. İsmi de yapıştırdım. Abi ben sonra onunla ilgili şakayı da sana yapacağım. Tamam, ya. Tamam. Oğlum, ne siz ne arzu edersiniz? Ha, şöyle yapalım. Çay söylemiş fakir. Şöyle, biz ortaya sevgililer günüyle ilgili her şeyi söyleyelim, tamam mı? Ama ne varsa her şeyi istiyoruz. Her şey, tamam. Yok yok, her şey fazla olur. Şöyle yapalım. Biz 4 kahve alalım, ortaya bir ıslak kek, 4 çatal, 8 peçete, 10 ıslak mendil. Islak mendille de bonkörlük yapıyorum. Ya şimdi biraz sığ gelirli ya, ürkme. Oğlum ben buradayım. Kim burada? Sen. Kim burada? Sen. Yüksek? Sen. Ha aynen, ben buradayım. O zaman şöyle yapıyoruz, ben ödeyeceğim. Ortaya ne varsa getir oğlum bize, tamam mı? Tamam, tamam beyefendi. Tamam. Ya ben sizi birine benzetiyorum ama. Acaba aynı şeye mi benzetiyoruz? Yok, o değil. Ha, o değil, eyvallah. Tamam o zaman. Hadi, hadi, hadi. Kime ya? Kim ya? Biri vardı, kimdi bir, oyuncu falan mı? Yok, daha eskilerden. Daha eski. Daha eski, daha neyse, eski. Bulacağım ben seni ya. Ben bulacağım seni ya. Vallahi. Ya herhalde böyle bir rock yıldızı falan galiba. Rock yıldızına benzetti galiba. Ya rock diyor, bırak Allah aşkına ya. Dur bana olayım, yapma ya. O değil de ben gerçekten bir şey çok merak ediyorum. Sen harbiden hiç sürpriz yapmıyor musun? Ha yok canım, sürpriz yapıyorum da illa öyle sevgililer günü olmasına gerek yok. En son ne yaptın? En son hangi sürpriz yaptın? Ne yaptım? Ne aşkım yaptım? Bak söyleyemedi, görüyor musun? Ben ne yaptım? Ne yaptın? Sabah yatağına serpme Van kahvaltısı serip seni ellerimle yedirmedim mi? Yedirdin aşkım. Balkondan üstüne 70 kilo gül dökmedim mi? Döktün aşkım. O güllerin içerisinde nefessiz kalınca seni çekip çıkarmadım mı? Çıkarmadım. Peki sonra ne yaptım? Daha ne yapacaksın oğlum? Yıldız oldum. Oha ya. Evet. Serkut bana yıldız aldı. Aynen. Gökyüzünden. Yıldız başka nerede olacak? Gerizekalı bu çocuk ya. Vallahi gerizekalı. Hayır, yani böyle parça olarak mı, toz halinde mi? Ya bu çocuğun bu sığ gelirliği beni öldürecek ya. Oğlum, yıldızı komple aldım diyorum sana ya. Komple ya. Bak bu. Şu sarı olan mı? Ay cahil cahil konuşma. O güneş yanındaki. Şu küçük noktacık mı? Evet, bizim Pakize'miz. Pakize mi? Serkut'un babaannesinin adını koydum. İnanılmaz duygusal. Çok şanslısın Zeyno. Teşekkürler. Bir dakika ya aşkım, sen şanssız mısın yani? Yok aşkım, ben de çok şanslıyım. Benim yıldızım yanımda zaten. Bu mu yıldız? Bu nasıl yıldız la bu? Bundan olsa olsa kara delik olur, ben yanlış mıyım ya? Kanka kusura bakma, alınmıyorsun değil mi? Yo, ne alınacağım ki? Oğlum masadaki herkes gülüyor, eğleniyor. Sen bir ciddi kalıyorsun. Yapma oğlum, eğlen. Teşekkürler. Afiyetler olsun. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Ya ben birine benzeteceğim seni. Bulacağım, bulacağım da bulamıyorum ben bunu ya.
Sen var ya, başka adamsın ha. Senin isim neydi? Bızdo. Güzel. Al kardeş. Sağ ol beyefendi. Güzel. Teşekkürler. Devam et. Evet, teşekkür ederim. Gerçekten başka bir adamsın biliyor musun? Serkut'un bir saatte yaptığı sürprizde sen 3 yıl takside bölüp yapıyorsun. Ya aşkım ben sana nasıl yıldız alayım ya? Ben sana yıldız mı al diyorum? Bir sevgililer günü kutlayalım diyorum şurada ya. Aşkım öyle sürprizler yapıyorsun ki insanlar şu an demoralize oluyor. Aşkım bir saniye o zaman. Nazlı, Nazlı yavrum biraz sakin ol. Canım biraz sakin ol. Kendine gel, kendine gel. Tamam bu biraz pintidir. Biraz cebinde akrep vardır, tipi falan bozuktur bilmem nedir. Onlar ayrı. Ama bu çocuk seni sever yavrum. Vallahi sever. Benim esas anlamadığım nokta. Sen onu nasıl seviyorsun aşkım? Ara yumuşasını yazdı. Kanka alınmıyorsun değil mi? Ya oğlum yeter ya. 1, 2, 3 alınmıyor, alınıyor mu artık ya? Yani başlarım öyle işe. Bir saniye telefonum çalıyor. Ama ben konuşuyorum. Oğlum ne kadar saygısız insansın. Telefonum çalıyor diyorum ya. Bir dur. Evet alo. Nasıl ya? Bayağı mı? Öyle dümdüz şey mi olmuş? Peki parası şey yapamıyor muyuz? Ya deme oğlum böyle bir haber verilir mi bu böyle bir günde ya? Kurban olayım ya. Tamam tamam o zaman. Tamam kapat. Kapat telefonu. Allah cezanı vermesin. Kapat. Ne olmuş? Aşkım mahvolduk. Ne oldu sen? Aşkım bittik. Allah çarpsın bittik. Bir dakika ne oldu söyler misin? Sevgilim ocağıma incir ağacı dikilmiş. Ya Serkut bir net konuşur musun artık? Ne oldu? Sana aldığım yıldız var ya. Ve? Kaymış. Pakize sizlere ömür aşkım. Ya nasıl ya? Nereye gitmiş? Ya Satürn'e kadar takip ediyorlar. Sonrasını onlar da bilmiyor. İnanmıyorum ya. Ya aşkım üzülme ne olur ya. Yenisini alırız. Vah 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 ya. Vallahi böyle günlerde de ne denir hiç bilemiyorum ki. Geçmiş olsun. Gerçi zaten geçmiş. Kayıp geçmişti. Alınmıyorsun değil mi kanka? Sen duygusuz bir insansın. Sen insan ruhundan zerre anlamıyorsun ya. Oğlum burada duygusal bir şey yaşıyoruz ya. Ya tamam bir dakika bir saniye dur. Bir sakin olalım. Kasko yaptırdık. Ya aşkım kaskoyu yaptırdık yaptırmasına da Yıldız kendi hatasından kaydığı için... ...parasını geri aramıyormuşuz. Ya Yıldız'ım nasıl kayar ya? Ya olsun kızım ya. Ölenle kayana çare olmaz ya. Oğlum sen ne çıktı içinden senin ya? Senin içinden ne çıktı sen neye döndün bu nedir ya? Ya aşkım sen üzülme kurban olayım yenisini alırım ben sana. Nasıl alacaksın ya? Çanta mı ya bu? Senin yapacağın sürprize ben ya. Ya yüzük alıyorsun kaybediyorsun, yıldız alıyorsun kayıyor. Ben bunları hangi için ne yaptım gerçekten yok. Ben sana dedim yerini alalım diye. Onun da kuyruğu var dedim bana. Ya Samanyolu'na yakın dedim beni konuşturma ya. Ne diyor ya bu? Ya yengeniz sinirlenince sadece hayvanların anladığı frekansta konuşuyor. Ben var ya bir daha, ben var ya bir daha. Ben var ya senin... Ulan anamı karıştırma işte. Anamı niye karıştırıyorsun bu işe? Serkut, oğlum belki canı sıkılmıştır. Bir döner gelirler. Allah size. Alınmıyorsun değil mi kanka? Yazıklar olsun Selim ya. Ya şaka yaptım ya. O da bana bir sürü yüklendi ya. Ondan öyle şaka yaptım. Ya bana ne onlardan ya? Bir sevgililer gününü kutlayacağız. Hazırlanmışım, gelmişim. 2 tane iğrenç insan bizim masamızda oturuyor. Bir hayal ettiğim şey olmuyor ya. Niye biz böyle isteyelim? Bir sevgililer gününü niye biz kutlayamıyoruz ya? Ya aşkım sevgililer günü dediğin ne ya? Sevgililer günü ne ya? Kızım ben seni kalbime sığdıramıyorum. Sen tek güne razı olmuşsun ya. Sevginin sevene ihtiyacı var. Başka bir şeye ihtiyacı yok. Ben sana yıldız alamam Nazlı. Bende sahte mutluluklar yok. Ne? Bir saniye. Ne? Ya ne yapıyorsun? Yanlış oldu. Bu o değildi. Pardon. Ha şu. Aynen. Sandığım şey değil mi? Evet. Annenin evi benim üstüme yapabilir miyiz? Ne diyorsun ya? Ya bir dur oğlum anlatacağım işte. Bir sabret ya. Nazlı, sahte mutluluklar olmadan, sevgililer gününü kutlamadan böyle birbirimize ait olarak benimle evlenir misin? Evet. Vallahi mi? Evet. Ciddi misin lan? Evet. Ciddi misin lan? Evet. Yarın öbür gün hayır dersin ben çok kötü olurum ha. Ya Allah belanı versin bak, eve. Bak bayılırım düşerim bir yerde ha. Ya yemin ederim ya. Tamam ver o elini. Yemin ediyorum evde kalacağım zannettim. Ya korkma hayır yapma ya. Buldum seni kime benzettiğimi buldum bak. Üşenmedim, İtal kafeye gittim, çıktısın abi. Yemin ediyorum sana. Hadi ya. Kime benziyormuşum ben? Abu. Anam.
Oğlum dayım lan o benim. Hadi ya. Kalan son fotoğrafı lan. Ayıp lan, yengem arıyordu lan. Ver lan onu. Ver lan onu. Aşkım dur ya. Of ya. Zil diyenleri diyorlar. Evet, çok güzel skeç. Oyuncuların çok iyi performansıyla da şahane oldu. Ozan Yiğit. Bu skeç için, bu skeç için 6 litre ter döktü. Grubun en çok terleyen insanı. Çok iyiydi. Temposu, memposu, her şey çok iyiydi. Begüm, her zamanki oyun disiplinine hayranlığımla alkışlıyorum seni. Çok iyi. Begüm mesela skeç iyi gitmiş, kötü gitmiş, öyle olmuş, böyle olmuş. Hiç karakterden çıkmadan tertemiz tamamlayan birisi. Evliya gerek dış güzelliğiyle gerek... Ya ben seni mesela gerçekten çok yakışıklı ve güzel buluyorum ama bu şakalar da güzel oluyor. Senin bu şakaları bizzat da yazıyor olman ayrıca. Kim yazmıştı bu skeci? Hocam Ozan Hamza Yelda, ben yazdım. Buyurun. Alkışlıyoruz yani. Senin adın neydi? Hamza hocam. Hayır. Bıttı. Bıttıydı, sonra bızdı mı? Bızdı. Ama bıttı daha iyi, bıttı. Yaz, yazmıyordu. Yani çünkü bıttı yani. Uğraştık hocam, yazmıyordu normalde o. He. Ne Hamza? Bıttı. Bıttı güzel, bıttı güzel. Bir şey de var, bitti. Bu kadar var yani, bıttı. Senin üstünde kalmazsın Hamza mı bıttı? Fatmacığım aferin, sen de tatlıydın. Bağladığınız yer de güzel. O kısmı biraz daha, bir tık daha uzayabilirmiş bile iki cümleyle falan. Ne diyorsun sen, bir daha söyle. Ben de hazır, ne yok? Ben de hazır mı? Ne oldu oğlum? Ben oynamıyordum, ben o skeçti. Aa pardon. O skeçti, ben yaptım hocam. Şey diyor hocam. Ben de sahte mutluluklar yok diyor. Ben seni kalbime sığdıramadım. Sen tek güne razı olmuşsun diyor. Güzel oralar mesela. Tatlı laflar bunlar. Çok anlamlı sözler. Boşa edilmiş sözler değil yani, akışta. Yani didaktik bir ek değil, güzel. Bırdo. Yıldız kaymış, çok iyi şaka. Çok iyi şaka. Yıldız aldım da çok iyi. Onun önünün hazırlanışı da gayet iyiydi. Alkışlar sizin için, aferin çocuklar. Program Ozan Teri ile yapılıyor. Bedava bir şey yok. Vallahi güzel su boşalttım hocam. 2'dir. Sen ne diyorsun ya? Şuradan aktı ya. Hocam gözüme geliyor bir de makyajla birlikte. Sen normalde öyle terleyen bir insan değilsin. Bilinsin çünkü yakışıklı bir çocuk. Yanlış imajı olmasın. Ha, teşekkür ama ederim hani, hocam. Su boşalttım. Su 6 litre suyumu aldılar gibi oldu. Saunaya girmiş gibiydim yani. Hocam şöyle. Heh, söyle hocam. Değil mi? Geldim ben. Hocam ve milyonlarca seyircimiz. Hocam ve milyonlarca seyircimiz. Yılmaz Hoca, biz skeç yazamadığımız zaman, skeç konusu bulamadığımız zaman der ki... hep kendi dertlerinizden yola çıkın der genelde. Ama şöyle oluyor, şimdi skeç okumaya bir gün var. Yılmaz Hoca'yı okuyacağız o skeci. Ve o gün skeç yazamamışsam benim en büyük derdim skeç oluyor. Metin ve Eda da aynı problemi yaşamışlar. Bir okuma gününden önce skeçsiz kalmışlar. İyi gittim buraya kadar hocam. Evet. Bir okuma üstelik gününden... çok az parlama oldu. Hafif bir... daha değil ama. Bak, daha bir insan atmadım. Canlı yayında terlemesini izleyebilir. Evet, biraz daha uzarsa mükemmel olacak. Aynen. Sonra ne diyordum? Ha, dedim ki Metin ve Eda bir gün yine okuma gününden önce skeç yazamamışlar. Ve en büyük dertlerini, yani skeç yazamamayı yazmaya karar vermişler. Ona bir skeç ver geliyor. Eda ve Metin yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ozancığım bak. Çok güzel bir sunuş şey yaptın. Tebrik ederim. Sağ ol. Ama şunu hayat boyu unutma. Ozan Teri ile çalışan kazanır. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Alo Hilmi. Alo, ne yaptın kanka? Yazdın mı skeç? Yok ya, yazamadım. Sürekli onu düşünüyorum. Yılmaz Hoca'yı mı? Yok lan, skeç düşünüyorum. Sürekli rüyalarıma giriyor. Yılmaz Hoca mı? Yok lan, skeç diyorum, skeç. Oğlum benim geçen rüyama girdi. Yılmaz Hoca mı? Evet. Ne dedi?
Niye skeç yazamıyorsun oğlum? Mal mısın sen dedi. Aa. Bayağı kızdı bana ya. Vurduracağım seni dedi. Aa. Sonra Dominik'ten Ersin Korkut geldi. Fiu fiu yaptı böyle. Aa. Oğlum ben hiç iyi değilim lan. Oğlum kapat ya. Ben de zaten kötüydüm. İyice kötü yaptın ya. Kapat. Tamam kanka ben sunayım mı? Oğlum skeç yazmadım diyorum. Hanımlar beyler Metin yazamadı. Ben de sunamadım. İyi eğlenceler. Hoş geldin ya. Dalmışım. Kusura bakma. Ya aşkım sen de kusura bakma. Otobüse kavga çıktı. O yüzden biraz geciktim. Ne oldu? Anlat, anlat. Çok değişikti vallahi. Niye arkalara doğru ilerliyorsunuz diye kavga çıktı. Ön taraf boş kaldı. Arkadakiler isyan etti bu sefer. Çok önemli değildi yani. Ya önemli olmaz mı ya? Anlatsana ne oldu? Ben iyiyim aşkım. Merak etme sen beni. Ya seni demiyorum. Otobüste ne oldu? Onu anlat diyorum. İlk önce kim arkalara doğru ilerlemeyin dedi? Kim hangi manyak ilerlemeye devam etti? Sonra çatışma nasıl oldu? Final nasıl oldu? Bana bunları anlat ya. Yazalım. Mete sen iyi misin? Değilim. Yazamadım. Yapma hocam, hocam yapma. Ya tamam. Göremedim sizi. Ya tamam ya, bir haftada sen yazmayı ver. Ne olacak sanki? Olmaz. Hoca herkesin içinde beni örseler. İki hafta Atakan'ın getirini götürünü yaparım. Ozan'ın terini selerim. Haftalarca, haftalarca Hacı ile Ceren'in canlı yayına maruz kalırım. Ha. İstemiyorum, hayır. Ya tamam ya, bayağı kötüymüş. Şey bak birazdan benim arkadaşlarım gelecek. Belki onlardan bir fikir çıkar. Ne dersin? İstemiyorum. İstemiyorum deme oğlum. Gözlem yapacaksın bak işte. İyiler midir? Yani çıtayı çok yükseltmek istemem ama fena değillerdir yani. Yazar mıyız skeç beraber? Bence deneriz. Beraber der miyiz? O ne be? Ya var ya bizim jenerik. Metin ya sen iyi değilsin. Bir eve gidip dinlensen mi? Dinlenemem. Hocam yapma hocam. Ya hocam. Ale biz geldik. Ay hoş geldiniz. Merhaba. Metin de bu sanırım. Hale bak. Ne dedin sen? Hale bak dedim. Adı Hale ya, şaka yaptım. Herkes de güldü. Güldü de. Mete çok rahatsız. Eve gidiyordu zaten. Ne gideceğim be? Gel buraya kardeşim, gel. Biz seninle çok güzel skeçler yazacağız. Ziller çaldıracağız. Senli boylum, al karpıtım benim. Ne oluyor ya? Bak, 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 bak. Hoca gelmiş, zile doğru koşuyor. Hamza geçiyor, alkış kopuyor. Bir daha, bir daha, bir daha. Hoca bunun devamını yazın diyor. Bir dakika ya, ben neyin içine düştüm şu an? Yap bir şaka da. Tamam, yap bir şaka. Kapattım gözümü, tamam kapattım. Aa, ne yapıyor bu ya? Ben anlamadım. Metin aç gözünü, ne yapıyorsun? Tamam, çocuk şaka yapacak Metin, aç gözünü. Geldiğimizde gözü açık mıydı ki? Çekik göz şakası, çok iyi. Gel, gel, otur, otur. Oturun ya, oturun. Çay söyleyelim, vallahi çok iyi oldu geldiniz. Garson. Buyurun, hoş geldiniz. Ne alırsınız? Al işte. Baştan GH. Anlamadım. Yani giriş yakan yok abi. Seyirciyi çekemedin. Bir şaka bul, tekrar gir. Hadi gel. Metin, ne yapıyorsun hayatım? Ama yani garson girdi mi şaka yapar. Yani bu kural gibi bir şey. Anlattım ben sana yani. Nereden? Yok mu bir şakan ya? Ya aslında var birkaç bir şeyler de. Ha, tamam yap işte. Tamam yap. Yapıyorum. Tamam yap. Bir adamın mafya babası olması için ne yapması lazım? Ne? Çocuğuna mafya demesi lazım. Bu mu lan şaka? Ha? Buna mı gülüyorsunuz oğlum siz kendi aranızda? Ha? Komik diye ben... Neresi komik lan bunun? Neresi komik lan bunun? Tamam. Git bize dört tane şakasız çay getir. Tamam. Allah Allah. Peki ne yapıyorsun? Bak rezil ediyorsun bizi. Kusura bakma aşkım. Ben de sizin ortamınızı bozdum. Evet. En iyisi ben gideyim. Metin çıkar. Üzgün adımlarla gider. Sevgilisi ona dur bile demez. Tamam dur. Şey, Metin o zaman sen otur istersen. Beraber bir şeyler deneyelim, olmaz mı? Tabii canım ya. Bir elin nesi var, beş parmağı var. Gidiyorum ben. Gel, gel. Tamam, tamam, tamam gel. Gel, yardım et. Gel, gel, gel ya. Tamam, anlat bize. Ne güzel skeçler yazacağız, anlat ya. Ha, otur, otur. Şimdi şey, başlayalım. Ne yapmamız lazım mesela öncesinde? Dert lazım bize, dert. Nasıl yani? Ya mesela sen en son Özlem'in neyine çok kızdın? Ha. Ne bileyim abi yani hatırlamıyorum. Biz öyle kavga eden bir çift değiliz o kadar. Al işte ya. Dert yok ya. Vardır. Başka dertlerim vardır. Tamam düşüneyim. Hemen aklıma geldi. Ha. O hayatım söylüyorum o zaman. Söyle aşkım söyle. Şimdi kadınlar halı sahaya gitmemize kızarlar ya. Hı hı. Özlem kızmıyor abi. Hı. Ben bu yüzden haftanın altı günü halı sahaya gidiyorum. Amatör kümeden teklif aldım. Ah.
Ne yaptın? Kabul ettim. Hedef süper amatör. Ben onu mu diyorum abi ya? Yani bu durum karşısında ne yaptın? Onu yazalım. Ay ne yapabilir ya benim gibi anlayışlı bir kadın karşısında? Ya bir dakika, anlayışlısın, anlayışlısın da yani ben de dertsiz değilim yani. Ya kıskanılmak istiyorum. Dedim ki geçenlerde, ben gece çok geç geleceğim, dışarı çıkıyorum dedim. Beni merak etmedin. Evet. Merak etmedi abi. Allah. Bu mu yani derdin? Evet aşkım, bu mu ya senin derdin? Abicim anlatamıyorum herhalde. Derdin mi küçümseniyor şu an ya? Evet. Ya biraz kıskanılmak istiyorum. Olmuyor yani. Bak geçenlerde ne yaptım biliyor musun? Kilidini açtım telefonun. Bıraktım önüne. Birazcık da malzeme bıraktım yani. Kurcalasın, bir arıza çıksın istedim. Tuvalete gittim bir geldim, güncelleme yapmış telefonu. Aşkım ama telefonun 3 sürüm önce de kalmıştı ya. Güncelledim ben de. Ne yapsaydım? Buna mı kızdın şimdi? Allah'ım sürekli buna mı kızdı? Bu ne vurdum duymazlık ya? Bu ne buldumculuk ya? Bu ne buldum sahip çıkmacılık, bu kendini bilmezlik, bu ne saçma şey? Çok güzel sözler. Yılmaz Hoca bunları beğenir. Ya aşkım ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun ya? Saçmalamıyorum ya. Saçmalamıyorum. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu kadın nerede ne diyeceğini bilmiyor. Hangi? Ay. Al. Al. Buraya bu gidiyor mu şimdi? Hangi? Hangi diyor bana ya? Gözümün içine baka baka hangi diyor? Abi biraz sakin ol sen de ya. Aynen. Bence kız içini mi döküyor? Sen aynen. Bunları söylersin ama. Ha, Alper sana verdiğim yemekler gerçekten haram olsun. Başka hiçbir şey demek istemiyorum. Bak şurada 2 dakikada bir şeyler olsun diye terkan içinde kaldım. Allah'ım yarabbim ya. Terkan diyor ya. Ya böyle bir tabir olabilir mi arkadaşım ya? Ya kızım anla artık. Sende deyim ve atasözleri yok. Terkan ne ya? Tarkan mı bu ya? İnsana bildiğini bile unutturuyor bu. Terkan değil mi diye anlamalı. Al işte çocuğunla beynini yaktın. Beğendi mi yaptığını? Tamam ya sakin ol sen de biraz. Ne sakin olacağım ya? Ne sakin olacağım? Neyse ne artık ok yerden çıktı. Ya aşkım biraz sakin olur musun? Bak bak öfkeyle kalkan sevinçle Fethiye'ye gider. Sen git ya. Kalkana mı gidiyorsun? Sen git ya. Kalkana mı gidiyorsun? Fethiye'ye mi gidiyorsun? Nereye gidiyorsan git. Sen git yeter ki git. Tamam ama çok üstüne gidiyorsun. Ben gidiyorum. Kalacağın olsun Alper. Ne dedi o? Ne dedi? Kalacağın olsun dedi. Kalacağın mı olsun dedi? Esas ben gidiyorum. Kalacağım da kalmasın. Allah Allah. Bu nasıl dert ya? Ama güzel. Hoca beğenir. Yazılır bu yani. Bitti Metin ya. Evet bir bilgisayara geçireceğim. O kadar bir şey yok yani. Bitti diyorum Metin. Bir daha görüşmeyelim. Twist yapacaksın sen. Sonunda kız da gidecek. Güzel. Zil çalır öyle. Doğru. Güzel. Anlayacağın dilden anlatayım ben o zaman Metin. Kız sahneyi hızlı adımlarla terk eder, Metin de zili kendi kendine çalar. Hale. Hale gitme Hale. Hale. Sonra bana diyorlar ki sen niye yazmıyorsun? Niye, niye yazayım? Yazılan da bu. Hayır şimdi bak skeç var, skeç var. Tamam mı? Tabii canım. Abi biz biraz seçici olmalıyız. Oyuncuyuz abi biz. Allah'ını seversen ya. Hem ben ne yazacağım? Boş versene ya. Hilmi yazar, Metin yazar. Biz oynarız ya. Ben derdim ne ya? Allah Allah. Gel biz tavla oynayalım. Yanı sırada limonata içeriz. Tamam. kart. Abi ne yapıyorsunuz ya? Çok kötü durumdayız Metin. Skeç ya. Skeç fikri düşünmekten artık kafayı yedik. Düşün düşün hiçbir fikir gelmiyor Metin. Biz de dedik ki dışarı çıkalım, kahvede, kafede vakit geçirelim, tavla oynayalım, yanı sıra da limonata içelim diye geldik. Çok iyi. Hiç fikir gelmiyor Metin lan. He ya, bir kafa dağıtalım diye biz yaptık yani. Şey, tavla, garsonu, şabarken sen yapalım. Sen burada mıydın lan? Evet, evet. Ben de skeç yazıyordum sizle ilgili ya. Ama karıştırmayı bulamamıştım. Geçen sen ne demiştin Safa ile ilgili? Sadece taklit yapıyor, onda başka numara yok mu dedin? Ne dedin? Öyle bir şey dedin. Sen abi, benim için öyle mi diyorsun? Yok oğlum, ben öyle bir şey demedim. Oğlum sen de geçen dedin ya. Bu adam sadece açın kapıyı diyor, bunun kapısı olmasa başka bir şey yapamaz diye. Orası öyle mi? Ne? Yok yok, o doğru da. Orası öyle mi? Abiciğim kusura bakma da yani açın kapıyı adam başka... Ne ulan yapayım? Sen burada bile benim taklidimi yapıyorsun lan. Ya ben... Sen taklitten öte nereye gitmişsin? Ne olmuş ya orada boş boş ya? Neler biriktirmişsin ya içinde? Allah Allah, ben mi biriktirmişim? Abi diye geziyoruz bir de. Abi, abi, Gürhan abi, dede falan. Oğlum bunu nasıl böyle mi geziyor oğlum? Böyle gezme zaten lan. Bak hala... Allah Allah, oğlum biraz özgün ol. Kendini sen böyle bir adam değilsin ya. Bak, her bak, yerde bak, bir taklit çabası ya. Ya Cemile ile Cihan abinin arkasına yaslanmışsın. Evet. Bütün kariyerin öyle gidiyor. Bana ettiğin lafa bak. Hadi ben Cemile ile Cihan'ın arkasına yaslandım. Sen bütün ekibin arkasına yaslandın lan.
Bütün herkese diyorsun ki bana bir taklit yazamaz mısın? Bana bir Yılmaz Hoca bile her seferinde diyor ki Safa gelsin taklit yapsın. Sen busun lan. Oğlum sen ne kadar saygısız bir adam oldun lan. Baba. Laflara bak ya. Bak. Abi diyor sana abi. Böyle mi abi oluyor? Şu elini bir indir ya. Oğlum bunlar nasıl hareketler? Nasıl? Gel lan şöyle ortaya gel. Ne var? Gel lan. Ne var? Hadi gel. Ne? Bana mı vuracaksın? Yok vurma. Sen bak, ben vurmam. Ben vururum. Bak abi ben vurma. Abi bak vurma. Ben vururum. Abi. Akıllı ol. Abi yapma diyorum bak. Ne yapıyor? Bu ne hareket ya? Ağır çekin niye? Niye vuruyor lan? Abi el kalkmaz lan. Abi el kalkmaz. Birbirimize bunu yaptık lan. Alın oynayın şimdi. Ulan Safa. Görüyorsun değil mi lan? Oğlum biz skeç yazamazsak bize bunları yaptırırlar lan bunlar. Abi kardeşi birbirine kırdırırlar lan. Abi o zaman skeç yazalım abi biz. Hadi yazalım. Bunu yazalım mı? Oğlum Safa zaten yazılanı oynadık ya lan. Zil diyenler. Eda'nın mı? Evet. Yok canım. Aa büyük alkış Eda ya. Aferin. Tek başına. Hayır, Metin'le beraber. Metin'le ikiniz ha. Vay, büyük şey yapıyorsun, jest yapıyorsun. Aferin Eda'cığım. Ayrıca da çok da güzel oynadın. Siz hepiniz güzel oynadınız. Biraz böyle iş işleriyle ilgili. Ama gören de yani skeç yazamadığınızda hocanız kızıyor gibi... gibi bir iftira var. Bence skecin adı cevap hakkı. Ama burada bulunan herkes bilir ki bir çırağım benim skeç yazamadım hocam dediğinde olur yavrum yarın yazarsın. Ne demek dur ben yazayım. Benim yaklaşımlarım hep bu yönde olmuştur. Sakın ola bunu izleyen seyircilerimiz yanlış anlamasınlar. Hiçbir zaman çocukların üstüne gitmedim. Her zaman yazdılar zaten hep yazdılar. Daha ben hiç hatırlamıyorum ki bir çırağımı. Hocam ben yazamadım desin. Mutlaka yazarlar. Bu ikisi hariç. Skeçte de görüldüğü gibi bu ikisi hariç. Bizde bir liste var. Sonuncu çekişiyorlar. Bir hafta Gürhan oluyor, bir hafta Safa oluyor. Ama onlar da oynadıkları şeylere kattıkları renklerle ben... Neden? Neden böyle? Çünkü ben çıraklarına kızan bir insan değilim. Asla. Bu skeçte anlatılan şeyle gerçek hayatımızın hiçbir ilişkisi yok. Buraya da yazdım. Hiçbir ilişkisi tamam, yok. Evet, skeç başlamadan önce aksın. Evet, aksın o. Ha? Skeç başlamadan önce aksın hocam dizi gibi diyorum. Hangisi aksın? Ben gidiyorum ya. O kadar iyi niyetliyim ki anlamıyorum. Bakın, o kadar yumuşak, tatlıyım, biraz mal oldum. Anladın mı? Çünkü çıraklarımı çok seviyorum. Yazsalar da, yazmasalar da. Onların kariyeri için ben her zaman. İşte kardeşim burada, yüzü burada. Bak buraya ne yazmışım? Ne güzel çıraklarım var. Buyurun. Yazıyorum. Çok evet, seviyorum da. Safa'yı ayrı seviyorum. Gürhan yazmasa da olur, bunlar hep burada yazıyor. Aferin çocuklar, alkışlıyoruz. Çok güzel hareketler bunlar. Gıda, gıda. Başlıyor şimdi mutfakta. Çok güzel hareketler bunlar. Çok güzel hareketler bunlar. Her ilişkide, ilişkiye dahil olan bir kanka mutlaka vardır ve bu kanka ilişki hakkında her şeyi o kadar iyi bilir ki ilişkiyi vezir de edebilir, rezil de. Cenan, Arif ve Emre yazdı. Zümrüdü kanka geliyor. İyi seyirler. Benimle çıkar mısın? Bilemiyorum Emre. Söz veriyorum, seni dünyanın en mutlu insanı yapacağım. Emre, ben senden hoşlanmıyorum.
Niye hoşlanmıyorsun oğlum ya? Kanka niye hoşlanayım senden? Manyak mısın ya? Ya kız gelecek, bir prova yaptırmadın ya. Oğlum sabahtan beri 27.yi alıyoruz. Ben senden hoşlanmaya başlıyorum bak. Tamam boş ver, hadi gel bir tane ya daha. Ya istemiyorum, istemiyorum. Ya oğlum gel hadi. Oğlum şey canımı acıtıyorsun, bırak ya. Manyak mısın sen? Kolum acıdı. Ruh hastası. Beyefendi. Beyefendi sizi rahatsız mı ediyor acaba? Ne alaka ya? Beni koruduğunuz için çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Kim olsa aynı şeyi yapardı. İsminiz neydi? İsmim yok. Yazar garson yazmış. Oğlum çok tatlı lan. Ben buna babaannemin adını veririm. Ne veriyorsan ver, tamam hadi kız gelecek. İyi tamam, ben gidiyorum. Bir şey olursa ararsın beni, tamam mı? Sevim, görüşürüz. Sevim? Babaannemin adı. Buyurun, bir isteğiniz var mıydı? Ya yok ya, bir arkadaşım gelecek de ilk defa böyle baş başa bir yemek yiyeceğiz. Müessesemizi ilgilendirmiyor bu. Bir isteğiniz olursa ben buradayım. Tamam, tamam. Bakın şimdi buradayım. Anladım. Selam. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Merhaba. Selamun aleyküm diyorum, merhaba diyor. Algısı kapalı ya bunun. Şey ay Gül'den hiç hoşlanmam, teşekkürler. bir türlü yüz yüze tanışamadığınız kankam Zümrüt. Çok memnun oldum Zümrüt. Algısı gerçekten kapalı, Zümrüt diyor. Benim adım Zümrüt'ü. Yani şey gibi, hani yaptığımı. Nasıl derler ya, yaptığımı mı? Ettiği mi? D ile yani. Aksanlı Zümrüt'ü. Zümrüt'ü. Ya sen buluşalım deyince ben de kankamla geldim. Bir sorun olmaz değil mi? Yok. Ne sorun olacak? Sanki senden hoşlanıyor. Yok canım, hiç sorun olmaz. Ben de zaten kankamı aradım. O gelir, birazdan gelir. Biz ne yapalım? Şey, oturalım mı? Oturalım. Tüh! İki de sandalye var. Ne yapsak ki? Tamam, söyleyelim. Zümrüt'ü. Ne yapsak ki? Ne yapalım? Söyleyelim, getirelim. Ha. Değil mi? Ha, pardon, bakar mısınız? Yo. Beni burada unuttunuz. Ne yapıyorsunuz hanımefendi? İşimi aşkla yapıyorum. Ne demiş Aşık Veysel? Aşk ile yap, ne yaparsan yap. Kemal Doğulu değil miydi o? Nereli olduğunun bir önemi yok. Nerede doğduğu değil, nerede doyduğu önemli. biz bir sandalye alabilir miyiz? Şimdi şöyle, masa düzenini bozamıyorum ama isterseniz size tabure verebilirim. Aa tabii, benim için hiç fark etmez. Tabure de olur. Ne olacak ki, tabure de otururum zaten. Güzel bir kızım. Buyurun. Alakasız oldu. Al canım beni. Otur ona. Bakıyor. Saçma. Otur. Oturalım. Ha. Oturayım ben. Ne yapalım, bir sipariş mi verelim ya? Olur, verelim. Ben bir çay alabilir miyim? Siz ne istiyorsunuz? Biz iki tane orta şekerli Türk kahvesi alalım. Kankamla şöyle bir kahve keyfi yapalım. O zaman bir çay iptal, ben de kahve alayım. Şöyle bir kahve keyfi yapalım. O zaman bir tane kahve alalım, iki tane çay alalım. Kankamla şöyle bir çay keyfi yapalım. Ben bir kahve, bir çay alabilir miyim? Şöyle bir keyif yapayım. Tamam. İsterseniz istediğiniz zaman bana seslenebilirsiniz. Çünkü ismim Sevim. Ne ya bu? Ne diyor? Zeynep aslında böyle tatlı falan yiyebilirdik ya. Zeynep tatlıyı hiç sevmez. Böyle kurabiye falan çayın yanına. Zeynep kurabiyeden hiç hoşlanmaz. Yemek söyleseydik, ana yemek. Ya! Bak nefes aldın suratına ya. Daha yeni yemek yedik. Sen ne olsun istiyorsun? Bu kız nefes almasın, yemek yesin, kilo mu alsın? Asıl sen ne olsun istiyorsun ya? Bu kızı bir konuşturmadın. Bu kızın bir ağzı yok mu? Siz oturun, ben şaşırayım. Oturun. Ne? Sen mi dedin? Umarım benim bu dünyanın en güzel kulakları yanlış duymuştur. Bu kızın bir ağzı var. Hem de çok güzel bir ağzı var, tamam mı? Zeynep, iyi misin? İyiyim. Bana bak, sakın ağlamıyorsun. Yukarı bak. Ağlamıyorum ki. Ben kötü bir şey söylemek istemedim. Sus. Seç şu gözyaşlarını bir taneyim. Gel buraya. Bebeğim, ben ağlamıyorum ki. Çok kötüsün şu an, biliyorum. Ama geçecek iyiyim. Hepsi. Amacın ne senin ya? Ya Emre, bir susar mısın? Kız ağlıyor burada.
Ağlamıyor ki şu an. Ha, bir de senin için ağlayacaktı. İşi gücü yok. Aa, inanmıyorum. Ne yapmaya çalışıyor? Görmüyor musun? Ya yeter artık. Ne yapacağımı şaşırdım. Görüyor. Hem de çok güzel görüyor. Baksana ileri iri kıyımlı gözleri kızın. Ben gerçekten tabureyi falan yiyeceğim ya. Yok, biz düşkün ya bana çok. Ben bir elimi yüzümü yıkıyorum Zeynep. Bu nasıl bir şey ya? Emre, bırak yıkasın. Boş ver. Kanka ne oldu? Ben hiçbir şey anlamadım. Ah canım benim. Erkekleri anlayamazsın. Onlar böyledirler işte. Bana soracaksın, bana. Senin daha önce hiç ilişkin olmadı ki. E Üsküdar'a alan atı da geçti. O neydi be? Atı alan da olabilir. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Yani? Yani konumuzun bununla bir ilgisi yok demek istiyorum canım benim. Benim de kafamı karıştırdın yağmur saçma sapan sorularına. Bak, sen başta hata yaptın. Ay. Çocuk sana merhaba dedi, sen telefon numaranı verdin. Ay, vermemem gerekiyordu değil mi? Böyle kendimi ağırdan almam lazımdı. Tabii ki canım benim. Bak mesela ben sana öğreteyim. Şimdi mesela bir kafeye geldim. Geldim. Mesela böyle geldim, erkek birey orada oturuyor. Bak şimdi ben böyle burayı oturdum, böyle yaptım. Merhaba. Ha da nefesini verirsen etkilenir. Yap bakalım. Merhaba. Sana yakışmıyor demek ki. Bana yakışıyormuş. Sonra mesela böyle oturdun. Yiyeceksin, içeceksin, hesap mı ödenecek? Böyle yapacaksın. Hafif gözünü kısarak. Bir dakika aşkım. Cilveli yap bakayım. Bir dakika aşkım. Sana hiçbir şey yakışmıyor. Galiba senlik bir şey, bana hepsi yakışıyor çünkü. Şöyle yapacaksın. Sonra bu çantanı alacaksın buraya hesabı ödemesi için. Bu çantanı kimento karıştırır gibi karıştıracaksın, karıştıracaksın. Ama o cüzdanı bir türlü bulamayacaksın. Ay tamam, şimdi ben cilve yapacağım, hesabı ödemeyeceğim, yiyeceğim, içeceğim. Ay çok teşekkür ederim canım kanka. Ay canım benim. Uzun gözükmek için 20 santim topuk giymiş kardeşim. Ah sana kıyamam bu acılar. İki varsın ya. Zeynep yeter artık, gülmek kulağımın dibinde ya. Evet buyurun. Çaylar geldi. Hoş geldiniz. Evet buraya çaylar. Şuraya kahve. Buraya da bir tane daha kahve vardı. Onun biraz köpüğü azalmıştı, ben onu köpürteyim bak. Oh, şimdi köpüklü oldu. İyi yaksınız ama sizi çok sevdim. Canım benim, bana herkes bayılır. İstersen dışarıda da görüşelim tatlım. Olur. Erkek arkadaşın var mı? Yok. İyi, baş başa daha iyi, öyle değil mi? Tamam, görüşürüz. 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 Git. Görüşürüz. Neden gitmiyor? Ama en yakın arkadaşım hala sensin. Biliyorum. Onu öyle dedim. Hadi içelim çaylarımızı. Zeynep, gidelim mi? Sen ve ben baş başa gidelim mi? Bir yerlere gidelim baş başa. Altını çiziyorum. Baş başa. Ha. Tamam, ben tek başıma burada kalırım. Ay, olur mu kankacığım öyle şey? Emre, haftaya gitsek. Ya ben geçen hafta da adalara gidelim dedim. Bu kız kar yağacak, gitmeyin dedi. Ya bilirdi. Temmuz'un ortasında ne karı ya? Ben mevsimleri bilmiyor olamaz mıyım? Herkes hata yapar. Bu kendini kusursuz mu zannediyor ya? Çok kötü oldu. Emre bir şey yapsana, ağlıyor kız. Aha, hıçkırığım da bu olacak şimdi. Tamam, iyi misin? Git, 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 git. Çok iyiyim, hepsi geçecek inşallah. Ya, tamam. Git. Seni bu burada çekmiyor mu? Ben anlamadım ki. Mevsimler benim kırmızı çizgimdi Emre. Ya bırak Allah aşkına, yalan söylüyor resmen ya. Çok o şeyden. Yalan söylüyor yoksa. Kanka, ne oldu? Şey, 0597-827. 12-10. Merhaba. Hani hemen numara vermiyorduk. Zor musun canım? Merhaba, Zümrüt'ü ben. Arif ben de, memnun oldum. Ben de ne oluyor lan? Ya tanıştırayım, Arif benim mahalleden arkadaşım, Çekmeköy'den. Ah, ne demişler? Salla dünyayı, uykusu gelsin. Çekmeköy güzelse sebebi sensin. Ama sen dümdüz yürüyorsun. Hay Allah ya, öyle mi demişler? Canım benim, Allah'ın adını verdim. Aç mısın, yemek ısmarlayayım. Ama yuh artık Zümrüt. Ne tatlıymış lan bu. Sana güvenmiştim. Sevim, açıklayabilirim. Sana da güvenmiştim. Ben asla tanımıyorum. Kim? Ne sebebi be? Bu kart bende kalacak. Sadece hafta sonları görebilirsin. Hay Allah. Ya biz bak, de yaşıyoruz şu anda. Bak Zeynep, ben aslında... Söyle artık sen de yani. Ben... Söyle işte çünkü, o dediğini söyle. Ya ben... İki saattir prova alıyoruz, söyle işte. Ben... Söyle, benimle çıkar mısın? Evet, evet, evet.
kabul ediyorum. Oğlum ben şu anda gelin oldum, gidiyorum lan. Yay gibi kaşlarım var. Benim hassas olan ikinci çizgim de buydu. Kaş. Sana inanamıyorum. Bir arkadaşın kadar olamadın Emre ya. Ya tamam ben Zeynep. Ben seni çok seviyorum. Gerçekten tamam mı? Mi? Evet gerçekten. Ne zaten o yüzden çağırdım ya. Ya ben seninle baş başayken çok mutluyum. Sürekli eğleniyoruz, gülüyoruz, birlikte üzülüyoruz, birlikte seviniyoruz. Ya yani şimdi çok erken tabii ama evlenene kadar en azından benimle eğlenir misin? Eğlenirim. Biz şimdi çıkıyor muyuz? Çıkıyoruz. Bayağı sevgiliyiz. Sevgiliyiz bayağı. Ya biz? Biz de çıkıyoruz. Tamam. Bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Sevim açıklayabilirim. Salak onu mu diyorum, nakit mi, kart mı? Evet, ayarsız kanka rolünde Tuğba. Belki son yılların en tatlı garson rolünde Selen. Emre, Ebru ve Arif. Ne diyorsunuz? Zil diyenler ellerini kaldırsın. Alkış yapsınlar ya da. Zil mi? Şöyle zil bak. Şöyle zil. Önce anlatayım, söyleyeyim. Yani oyuncu performansından zil. Yani senin de büyük katkın var. Sen ve Selen. Yani yoksa normal bir skeç, basit skeç. Basit skeçleri daha önce severim de. Güzel vallahi zile taşıdınız yani. Aferin. Kim yazmıştı? Cenan, ben Emre hocam. Cenan, sen Emre. Aferin çocuklar. Tek mekanda çok da fazla bir aksiyon da olmadan bu kadar güldürmek iyi bir şey demektir Arifciğim. Aferin. Çok güzel hareketler, devam. Siz gidin de, siz gidin de ışığı yaksın. Gidin, tamam gidin. En iyi şaka hangisiydi? Bence şey... Ay, ben siz beni unutturunuz. Zümrüdü. Zümrüdü. Peki, çok güzel hareketler, devam etsin. Çok güzel hareketler bunlar. Duyda, duyda. Başlıyor şimdi mutfakta. İşte Fatma, sunamaz, sunmaz dediler, sunar dedim. Yılmaz Erdoğan sunar. Fatma. Teşekkürler hocam. Herkesin içinde kalan, olmak istediği, özel yeteneklerini barındırdığı bir meslek olduğunu düşündü Metin. Ve bununla ilgili bir skeç yazdı. Ne zaman? Hocam birkaç geçen... hafta önce düşündü, bahsetti birkaç bize. Birkaç hafta önce. Bayağı düşünür olmuş Metin. İçimizdeki esnaf 2'yi yazdı. Metin Pılız yazdı. Metin Pılız ve arkadaşları dört, oynuyor. Bir dakika, 4 kere Metin Pılız demek sözü mü verdin Metin'e? Sürekli evet, Metin Pılız. Evet hocam, anlaştık bu konuda. Kim Metin'de yazdı? Metin Pılız. 5'e tamamlayayım diye söyledim. Evet. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Gidiyorsunuz orada burada tıraş oluyorsunuz, ondan sonra İzzet abi düzeltsene. İzzet abi hangi birinize yetişsin? Önce ihanet etmeyeceksiniz bir kere. Ama işte ben idare ediyorum, hepinizi idare ediyorum. Bu taraf tamam, şu tarafa da bir bakayım. İzzet abi bu benim kolum mu abi? Evet, neden sordun? Hissetmiyorum da. Dayan oğlum, az kaldı. Abi ben dayanıyorum da sen daha fazla dayanmasan mı? Aşk olsun ya. Biz de burada işimizi yapıyoruz sonuçta. Abi sen işini çok seviyorsun ya. Allah Allah. Selamünaleyküm İzzet, kolay gelsin. Aleykümselam. Çocuğumu tıraşa getirdim, biraz bekleteceğim. Yok abi, benim şu an iyi. Ben olacağım İzzet. Sakalsa sen de bekle. Sakal değil İzzet. Bıyıkları alırım, birazdan alırım. Bıyık da değil İzzet, saç tıraşı olacağım. Ayıp abi ya. Saç tıraşı mı olacaksın? Allah canına. Allah canına. De bakalım ne olacak? Saç. Saç. Yapma ya. Ulan nasıl sıkılıyorduk burada, ne güzel geldin ya. Allah billah ya.
Sabahtan beri dükkanda canım öyle sıkılıyordu ki saç tıraşı olacağım diyor. Bir de sen sor bakayım ne olacakmış. Abi kurban olayım ben şimdi sorarım saçlar falan ben de. Ulan ben şimdi ne sorsam saçlar ya. Sen saç tıraşı mı olacaksın? He? Ne yapayım? Üstleri alayım yanlar mı kalsın? Ama ben alamam ki. Yanları alayım üstler kalsın. O zaman da sana bir şey kalmaz. Yok abi yok babam saçlarını cümleyip gidecekmiş abi. Sen babanla niye dalga geçiyorsun lan? He? Gerizekalı. Kocaman adamla niye dalga geçiyorsun? He? O bir koyar bir de yer koyar ha. Şuraya bak. O da olacak benim babam keldi hep beraber gülelim. Benim babam kel. Allah'ım abi ya. Vallahi billahi bu dükkana böyle bir neşe gelmemişti ya. Siz nereden geldiniz böyle? Lan it ol it. İt. Lan ben kelsem sen de kel olacaksın. Dayım da kel lan senin. Dayını tanıştır. Dayısını tanıyor musun? Geliyor geliyor o da kel. He. Şişt, İzzet. Çocuk benim yerime burada beklesin de. He. Ben geldiğimde üstlerden biraz azıcık aldırayım diyorum ha. Azıcık mı alacaksın? He. 20 lira versene lan. Hadi saatler olsun sana. Vallahi billahi ya. İzzet, şakanın yeri mi ya? Ulan tam yerine yaptım gerizekalı. Allah'ım yarabbim ya. İzzet, çocuk sana emanet. Oğlum bu komedyenlik nereden geliyor ya? Üst üste Allah Allah. İzzet abi sen stand-up'a falan başlamayı düşünüyor musun abi? Yani böyle açık bir mikrofon görsen saldırır mısın yani? Aa benim saldıracağım başka yerler var ya. Gençlerin önünü kesmeyelim şimdi. Ben saç gördün mü dalıyor. Eyvallah. Benim işim bu. Eyvallah. Şurayı düzeltelim. Ne oturuyorsun oğlum sen orada? Sen ne oturuyorsun burada ya? Aran yönlü. Başla işe hemen. Abi önlük bana yaramıyor ya. Ne demek yaramıyor ya? Zaten baban kel oğlum. Al onu başla işe. Allah Allah. Hemen başla hemen. Hadi. Oraları süpür ne yapıyorsan yap. Tövbe bismillah. Çocuğa ne oluyor abi? Oğlum bu skeç programı lan. Ne yapıyorsun sen böyle? Her yeri toz ettin ya. Ya Rabbim ya. Biz neyi prova ediyor sen ne yapıyorsun burada ya? Allah bilim kurgu mu bu? Ne yaptın sen öyle? Allah'ım ya Rabbim ya. İyi hadi tamam. Abi ben faraş manaş bir şey var. Ben faraş orada onun arkanda ya. Biraz bak etrafına. He. Evet. Yok yok. Abi böyle olmuyor bu. Böyle olmaz mı? Ulan bu benim nasıl aklıma gelmedi ya? Abi müşteriyi de tıraş edeyim mi? Yok canım o kadar da değil. Yok yok İzzet abi etsin. Etsin ama dikkat etsin. Kollarımda derman kalmadı abi. Hiç merak etme abi. Ha, ulan maske bu yüzden mi dirseklere takılıyor? Abi. Ediyorum abi. Saçları yıkayalım mı abi? Yok ya, evi yakın. Ben orada yıkarım. Ama bugün bu mahallede su kesintisi olacakmış. Ben bu mahallede oturmuyorum ki. O zaman evin yakın değil. Yıkıyorum. Ulan bu benim aklıma nasıl gelmedi ya? Nasıl olmuş? Oha lan. Bana bunu nasıl yaptın lan? Çok iyi ya. Kötü mü olmuş? Nasıl oldu bu ya? Dükkanın girişindeki ünlüye benzemişim. Çok iyi ya. Al. Kaç para istiyorsan al. Helal koçum benim. Helal sana. Öpeyim seni. Gidiyorum ben. Bu arada en sevdiğim oyuncu Evliya Aykan. Harika. Evliya Aykan. Al bu taka tukaları taka tukacıya taka tukalatmaya götür. Haydi bay bay. Ulan sen neymişsin böyle ya? Sen artık berbersin, berber. Öyle miyim usta? Öylesin, öylesin. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Bak bu çok sıkıntılı bir müşteri ha. Hep el üstünde tutulmak istiyor ama tahta üstünde tıraş oluyor. Ben yine tahtaya mı oturacağım ya? Tahtaya oturmayacaksın abi. Tahta oturacaksın.
Tahta mı? Ulan bu benim aklıma nasıl gelmedi ya? Abi bu çocuk, bu çocuk çığır açtı berberlikte ya. Ben sana diyeyim ha. Bu çocuk başka bir şey ha. Sen bana kendini bırakıyor musun abi? Bıraktım gitti. Saldım sana kendimi. Hadi. Aman yarabbim. Oğlum en azından saçlarım uzun lan artık. Sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim. Benden olsun abi. Hayır hayır. Lannister'lar hiçbir zaman borç yok almaz. Efendim Sibel. Kekikli. Evet. Tostumu kekikli seviyorum. Geliyorum ben. Sen neymişsin ya? İçinde varmış demek ki usta. Ya bu içinde var olmak demek değil ya. Sen doğuştan böyleymişsin. Senin parmakların berber olmak için yaratılmış. Allah Allah. Aman benim dükkanımda nasip oldu sana bak bunu fark etmek. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Sadık abi hoş geldin. Hayırdır? Babanın boynu tutuldu. Sağa çekiyor. Fazla bilgi verme lan. Sana da tutulacağım ha. Sen de her şeye tutuluyorsun baba. Tutuldun lan. Git dükkanın kapısında babayı bekle. Kapıda babayı beklerim. Ben ne diyeyim? Ben ne diyeyim? Daha çık. Bakın size 10 dakika veriyorum. 3 dakika içinde beni tedavi etmezseniz 5 dakikada dükkanı yıkarım. Kalan 2 dakikada ne yapacağız usta? Kaçmak için küçük bir fırsat. Yap şovunu. Bana bırak usta. Hazır mısın abi? Hazırım. Ne oldu oğlum? Ne yaptın adama? Lan bu nasıl masaj? Öldü mü lan adam? Yok usta, 2 dakikası var. Ayılır. Lan 8 dakikamız vardı. Niye acele ettin? Ne oluyor usta? Ayılır yani. Ne yaptınız lan babaya? Bir şey yapmadık abi. Dur! Sen sıkacaksın değil mi baba? Sıkacağım. Efendim bu meczup bir kelen oğlu geldi bana dedi ki... Usta! Sıkacağım ama... Elini sıkacağım. Oğlum sen nasıl bir berbersin? Boynun falan geçti lan. İzzet bu adamı dükkanda tut ha. Al lan. Kullanırsın. Eyvallah usta. Sağ ol. Ne ya? Herkesin babası ateş ediyor. Bizimkine vuran vurana. Ne ben gidiyorum. Ne dün lan zalimin oğlu? Buraya gel. Ya bırak baba ya. Aslanım benim be. Göreceksin bak ülkenin 4 bir yanına salonlar açacaksın sen. Aslan ya sen neymişsin böyle ya? Sağ ol usta vallahi. Helal olsun be. Sen çok büyük bir berber olacaksın. Beni dinle tamam mı? Çok büyük bir berber. Tamam usta. Ne oluyor lan burada? Oğlum seni ben bir esnafa emanet edemeyeceğim ha. Niye gittin lan hemen gönlüne? Usta dedi. Oğlum senin okumaya niyetin yok mu lan? İzzet, bu çocuk senin yanında çalışsın mı? Yok, çalışsın. Baba ben okuyacağım. Yok, yok. Senin okumaya niyetin yok oğlum. Sen burada çalışacaksın. Çalışsın İzzet burada. Çalışsın. He, bak ilk müşterinin ayağına geldi. Hadi babanı tıraş et. İyi, buyur. Başlıyorum o zaman ben. Başla. Ne oluyor? Olur, olur. İlk elin heyecanı olur. Bir daha dene, bir daha dene. Bir besmele çek ya. Bir daha. Hadi bir daha dene. Hadi bismillah. Demek ki daha büyük mucizeler gerekiyor senin bu tıraş olman için. İzzet çocuğa da mı bana şaka yaptırıyorsun lan? Eşek ol eşek. İzzet'e mi uydun lan? Ya bak senin oğlun çok değerli, çok kıymetli. Usta ha. Ben okumak istiyorum. Bak babam da tıraş edemedim. Kusura bakma. İyi o zaman hadi. Hadi koş. Babana koş. Görüşürüz. Ya çok iyi skeç ama final, bu finali mi hak ediyor yani? Acaba buna... Başka bir şey mi var? Çok iyi, bir sürü değişimler var. Yani ilk girişi işte Evliya Atakan meselesi. O kuvvette bir final. Gerçi değişmemesinde de bir şey var. Bence zil bir kere yani. Çalın zili de. Çal Metin.
Şimdiye kadar gördüğüm en iyi dekor uygulamaları sanat yönetmenimiz Çağatay ve ekibine gerçekten alkış. Çocuklar, şu konuşmalarda biraz geri çekilin ki ben hepinizi göreyim. Mesela şu tezgah çok iyi, şu çok iyi. Arka panoda ters berber yazısı falan süper, basit ama çok güzel bir dekor. Fatih, işte bu skeç, her skeçte biriniz biraz daha öne çıkıyorsunuz ve Fatih'e alkış burada çok iyi. Metin Pınarız ve kim yazdı? Gürhan abi hocam. Gürhan'la Metin. Çok bilgi ettin oğlum. Biraz çok yalvardı hocam. Biraz çok yalvardı. Çok Gürhan yalvardı okuma hocam. Yazma seferberliğine ne zaman katılır? Çok iyi. Atakan Evliya seslendirme meselesi, o değişim çok iyiydi. Peki Batuhan'ın saçını niye yıkamadın? Hangi manyak berberden böyle gider? Buna başka bir çare bulamadın mı? Adamın kafasına macun sürmeden de boynu iyileşebilir. Hocam gündüzki provada bir köpük yapmıştık, o erimişti. O da çok eriyor dedi. Adam 4 gün oldu hala ermedi. Ermedi yani, bu sefer ben de şaşırdım. Biraz fazla da sıktı sanki. Evet, fazla da oldu sanki. Bir o böyle bir gereksiz saçmalık katı skece. Yani başka bir şey, bu kadar iz bırakmayan bir şey de yapabilirdin. Çünkü boynu geçecek sonuçta adamın. Şu hale bak ya. Köpürtülmüş sıpaya döndü adam ya. Çok güzel hareketler devam ediyor. Aferin. Çok güzel hareketler bunlar. Hırda, hırda. Başlıyor şimdi mutfakta. Şimdiki skecimiz sosyal leşler. Bu skecin şöyle bir durumu var. Altyapının bütün oyuncuları oynuyor. Sadece biz oynamıyoruz. Biz de dedik ki biz de bari bu skeci sunalım. Çünkü kariyer bitiyor. Yani konuştuk aramızda. Yani dedik bizim kariyer herhalde bitiyor. YouTube'a mı başlasak dedim. Ben de gerek yok, bizden zaten var dedim. En azından bu acıdan var bir tane daha. Dedik bir tane daha ya, gerek yok. YouTube'da da olmayalım. Sonra dedik ki başka bir şey, ya yeni bir format bulalım falan. Böyle keşfette dolanıyoruz, dolandık. Sonra bir yerden sonra formatı unuttuk. Kız profillerine girmeye başladık. Çünkü Instagram'a girince oradan çıkamıyorsun. Ben çok, ya yani bakmadık da o kadar çok. Ben baktım. Bir dakika ya. Bir dakika, anlamadım ben. Instagram'da keşfet diye bir şey mi var? Var hocam. Ya... Allah Allah. Demek bak onu bile keşfedememişim. İşte. Orada profil ha. Okay. Evet orada. Bence ama hepinizde şeyler vardır işte. Sosyal çalışmalar, kitap siteleri, bilgi yuvaları. Teknoloji. Yani. Evet. Yani. Futbol videoları falan onu, ben onu de. Bir Batuhan'a güvenmiyorum. Geri kalan hepsi. En son oraya kadar baktık falan. Hacı bakmışlar. Ben bakmadım. Bir şey oldu mu? Yok. Aslında olanlar var. Yani oradan tanışıp, ilişki yaşayıp sonrasında evlenenler peki, bile var. Peki sana DM'den arkadaşlık teklif eden, böyle sıcak bir yaklaşım gösteren insan var mı? Tanışmak yok. İçin aslında çok kötü bir yerde değil vallahi orası. Yok. Ha? Yok vallahi yok. Yok mu? Senin mesela böyle emoji gönderdiğinde var, sana var. Geri yaprak gönderen var mı? Yok. Ben gönderiyorum da onlar göndermiyor. Alev atıyor hocam. Hiç mi cevap gelmiyor? Sen ne yapıyorsun peki? Yani şeyler dünya... Venezuela güzeline mi gönderiyorsun? Benim... Yok hocam, Türkiye orada... güzeline. Yani Venezuela değil de. Orada daha kanaatkar seçim. Ama ben alev falan atıyorum. İşte böyle işaret atıyorum. Gülücük. Gelmiyor geri. Gelmiyor. Buradan gelsin, bundan sonra duyuralım yani. Hani bari bir gülücük evet. Falan gelsin hocam. Fazla bir şey beklemiyorum. Peki sen gülücük gelirse artık rahat bırakacak mısın kızı? Yok. Gelirse daha fena. Hiç bırakmam. İyi peki. Ya orayı hormonlamayalım. İşte kısmet. Hayırlısı. Ama anladık yani Hacı Ahmet yalnız, bekar bir insan. Evet. Yani bunu yapanlar var ama hocam. Yani oradan tanışıp evlenenler bile var. Hep bir sürü öyle... Kim bunlar kim? Bana da öğretsinler. Nasıl oluyor? Yani ben de yapayım. Ben de oradan evleneyim, tanışayım. Çoluk çocuk sahibi olayım. İnşallah, inşallah. Ben dizilerden buluyorum hocam zaten. Cenab. Cenab.
Ben orayla çok işim yok. Cenan, bizi magazine bulaştırma şimdi. Bu skeçte de sosyal medyada tanışıp ilk buluşmalarını, ilk deneyimlerini yaşayan üç arkadaşın hikayesini izleyeceğiz. Farklı farklı deneyim yaşıyor bunlar. Kim yazmıştı? Talha, Ömer, Ali, Birsel yazdı. Onu da bir tek biz yazmamışız. Onda da yokuz. Sosyal leşler geliyor. İyi seyirler. İyi eğlenceler. Ne yapıyorsun lan Beyoncé? Spor yapıyorum. Oğlum ne sporu lan? Spor salonunda spor mu yapılır? İki story atacağız, gideceğiz. Al bakayım şuradan güzel ağırlıklara. Al bakayım, aç story'i de. Aç. Tamam abi. Aç kanka. Aç, 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 aç. Çek bakalım şöyle. Çek, hop. Yaz altına da. Vedat da squat bahane, fitness şahane. Tamam, ekledim. Şimdi kızlar bak nasıl akıyor, gör. Ver şunu da bir. Pardon, havuz ne tarafta acaba? Şu tarafta. Bu ne be? Konu Instagram adresini mi yazdın sen? Yok ya, dövme yaptırdım. İsterseniz ekleyin, konuşalım. Yok canım. Ne yazıyor lan orada? Sadece tanıdıklar yazıyor. Bir de kilit koymuş. Bu hatun düşmez. Ne diyorsunuz lan siz? Ha? Yani ne şey, güçlü, güçlü, güçlü kuvvetli manasında, yıkılmazsınız manasında şey ettik. Dur, 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 dur lan, dur. Doğru konuşun lan. Tamam. Aferin. Tamam. Ne yaşadık oğlum biz az önce? Ne bileyim ben ya. Biz de anlamadık. Kız aşkından ne biçim ağırlık kaldırdı, onu gördün mü? Ama sen çok kral bir adamsın. Ben seni mübarek ben burnunu öpeceğim. Oğlum dur, tamam lan, tamam. Sakin ol. Oğlum. Ne yaptınız lan kadına? Yok ya, bir tanışmak istedi falan. Biz de öyle yüz vermedik. Oğlum şu Vedat'a dinlemeyin ya. Bunun aklı yok, fikri var. Ya durmuş abi, benimle uğraşıp durma ya. Bir git. Allah Allah. Ah be Vedat. Ah be Vedat. Ah be Vedat. Ne oldu? Bak üç kere söylüyorum. Vedat, ne oldu ya? Senin verdiğin taktikler olmadı. Şimdi ondan bahsediyordum ben de. Olmaz çünkü. İmkansız benim verdiğin taktiğin tutmaması ya. Sen becerememişsindir birader. Ya ilişkide boyut atlayacaksın dedin ya. Hadi ya, evleniyor musunuz lan? Evlenmiyoruz abi. DM'den WhatsApp'a geçtik. He, görüntülüye geçince haber verin. Çeyreği hazırlayayım. Ya Durmuş abi, az ötede paspasını yap Allah aşkına. Ya karışma. Dur, vallahi çok merak ettim ya. Ne dedin lan çocuğa? Ya ne dedi? İyi yazışacaksın dedi. O işleri çözersen sıkıntı yok dedi. Yüz yüze ne yapacakmışım? Onu söylemedi işte, onu söylemedi ya. Ben de kız konum atınca kızın yanında buldum kendimi. Kızın yanında bul kendini. Kızın yanında bulacağım kendimi. Attığın konuma geldim, haberin olsun. Süleyman, Süleyman buradayım. Şu anda bana seslenen bir kız var, o sen misin? Evet, benim Süleyman. Allah Allah ya. Yani yazıştığımızdan daha güzelmişsin. Teşekkür ederim, Süleyman. Süleyman masaya gel, yoksa ben gideceğim. Tamam, geliyorum, bekle, gitme. Tamam. Sen de bak, geldi bak. Geldi şimdi, sen de beraber gel. Oh be! Sonunda yüzde buluşabildik. Oh. Konuşabiliyoruz, değil mi? Evet. Hani ne haber, nasılsın, ne yapıyorsun? İyiyim. Evet. Söyleseydin çelik yelek giyerdim. Ne? Seramik gibisin 35'e 35. Anlamadım. Neyini anlamıyorsun ya? Baban el mi kaldırdın, taşa dönmüşsün. Ne diyorsun sen be? Ne diyorum ben ya? Ben çok... Ya ben bir saniye telefonla şey konuşabilir miyim acaba? Tamam, sorun yok, konuş. Ne yapayım, olmuyor galiba. Süleyman, beni arıyorsun. Allah Allah. Aç, belki önemli bir şeydir. Hayret bir şey ya. Efendim? Ne yapıyorsun? Masada seni bekliyorum Süleyman. Ha, özledim diyorsun. Yo, öyle bir şey demiyorum. Aa, nasıl çekiyor kız şimdi, cimcime? Ya Süleyman, niye masaya gelmiyorsun ya? Yüz yüze konuşalım. Böyle bir buluşma mı olur ya? Olmaz da ben şimdi bir yüz yüze heyecanlandım da o yüzden şey yaptım. Tamam, ben çözüyorum şimdi. Tamam, bana bak. Tamam. Çözüyorum. Süleyman, şimdi görüntülü
arıyorsun? Aç kız aç. Acil bir şey olmasa arar mıyım ya? Efendim? Alo, ne yapıyorsun? Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Sen beni beğenmediğin için mi masaya gelmiyorsun? Ya yüz yüze konuşalım dedim, konuşuyorum. Sen kimle konuşuyorsun o tarafa doğru? Ya sen dalga... O ne öyle? Ne görüyorum ben şimdi? Nereye çevirdin sen onu? Bana bak. He? Ne oldu? DM'den bana yardırıyordun. Şimdi gelmişsin yüz yüze iki lafı bir araya getiremiyorsun. Mal! Alo. Foton gitti. Alo. Bu nasıl hikaye lan? Alo. Durmuş abi. Gel. Gel, gel. Gerizekalı. Hikaye bitti, gel. Bitti tabii abi. Başlamadan bitti hikayem. Çekil. Bitti. Bitti. Başlamadan bitti. Bir şeyler yapalım. Oğlum ben dedim size bu adamı dinlemeyin diye. Geçen gün Naim'i de yaktı. Ben ne yaptı? Ne oldu? Sana ne oldu? Ya abi benim için çok hayırlısı oldu. En hayırlısı benim için oldu. Ne oldu lan? Oğlum ben sana dedim kız fake'tir diye. Ne fake'i ya? Ne fake'i ya? Ne ben oldu? Abi o gün seninle konuştuktan sonra mekana bir gittim. Merhaba. Merhaba. Sen profil fotoğrafındakiyle aynısın. Evet. Ne oldu ya? Sorun ne? Ben de profil fotoğrafımdakiyle aynıyım. Evet, çok şükür. İyi ki sağa kaydırmışım. Sen sağını solunu bildiğinden emin misin ya? Evet, beğenmediklerimi kaydırdığım taraf sol, beğendiklerimi kaydırdığım taraf sağ. Sana da bayağı bayıldım. Bana mı? Bana mı? Biliyordum ya, görmüyor, görmüyor! Ne? Duymuyor da! Yok ya, ben sana dalmışım. Ya sen benim neyime dalıyorsun ya? Ya niye öyle söylüyorsun? Ne güzel işte, bulmuşuz birbirimizi. Nasıl da oynuyorsun be? Nasıl bir performans bu be? Sana Yılmaz Erdoğan'ın numarasını vereyim mi? Git kelebeğin rüyasında falan oyna sen ya. Ya ben nasıl oynayayım kelebeğin rüyasında ya? Tabii ya. Çünkü sen bir boz ayının rüyasında oynamayı tercih ettin değil mi? Ekşi dolmalarda falan oyna. Ben ekşi dolma olurum ya. Löp 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 yersin beni be. Ya niye böyle söylüyorsun ya? Ya asıl sen benim nasıl beğeniyorsun sen beni ya? Benim bir elim ekmek tutuyor, onu da yiyorum. Biraz büyük düşün. Büyük derken bu eline değil, boyuna. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok doğru söylüyorsun lan. Ben ne buldum ki sende? Aynen öyle ya. Doğruyu söyle benim ciğerimi ya. E iyi madem. Allah sahibime bağışlasın. Sağ ol kardeş. Kardeş? Kaşif! Görüşür müydük ki? Güzel dost! Ne yaptın lan sen? Vallahi kız için çok hayırlısı oldu oğlum. Oğlum biz seni fazla mı Alif'e yetiştirdik lan? Bu nasıl bir tepki ya? İlik gibi kızı kaçırmışsın. Ya bir hayır duasını alsaydım yeterdi aslında biliyor musun? Allah Allah. Oğlum ben size hiçbir bir şey öğretemedim ya. Sen ne diyor lan? Bu ne anlatıyor geldiğimizden beri ya? Ne bu? Ha, senin bir numaranı göremedik biz. Allah hayırdır? Allah kardeşim. Ha? O zaman anlatayım da dinle. Tundur'da işleştiğim kızla geçen gün buluşmaya gittim. Bak dinle bakalım ne yapmış. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum. Böyle herkese hoş bulur musun? Yani ben öncelikle çok seni hoş buldum. Sonralıkla böyle genel hoş buldum. Ben bazı insanları boş da bulabiliyorum yani o değişiyor. Ay hiç gülmedin. Ben daha çok ciddi bir şeyler arıyorum. Böyle anama ana demeli. Ay onun için çok erken değil mi ya? Yo benim annem erken uyanıyor. Ne alaka ben anlayamadım. Bak Büşra seninle o tanıştığımız uygulama var ya. Tandır. İşte onu siliyorsun. Niye siliyorum uygulamayı ben ya? Ya yarın bir gün anam babam soracak nerede tanıştınız diye. Ne diyeceğim? Tandır'da tanıştık diyeceksin. Denmez. Büyük bir aşk yaşadık dememiz lazım. Ama biz büyük bir aşk yaşamıyoruz ki yani daha yeni tanıştık sonuçta. Acele karar veriyorsun verme. Vedat'cığım sen iyi misin? Gayet iyiyim. Bu arada ilişkimiz boyut atlamışken o Instagram'ına da bir el atmamız lazım. Ne gibi bir el atacağız? Hesabını kilitliyorsun. Ben hesabımı kilitlemem. Ne demek kilitlemem ya? 350 tane erkek takip ediyorsun kızım. Benim 350 tane erkek arkadaşım yok ya. Ya benim çevrem biraz geniş. Ya Spartalılar bile 350 tane asker bulamadı. 300 kişi girdi askere. Senin nasıl bu kadar çevren olabilir? Onların yok, senin var öyle mi? Spartalı değiliz biz yalnız. Bayburtluyuz, tamam mı? Bizim çevremiz çok geniş. Akrabalar falan bayağı iyiyiz yani. Hadi ya, Instagram'ına baktım. Dayın, 3 tane dayını takip etmiyorsun ama onlar seni takip ediyor. Ayrıca amcanlarla da aranız biraz bozuk. Onu da fark etmedim sanma. Düğünden önce hemen bu işi hallediyoruz. Hangi düğün bu?
Oo, evliliğe de karşıyım diyorsun yani. Bak Vedat'cığım, ben her şeyi açıyorum, öyle bir şey değil de. O zaman sana da bir soru. Instagram'da hikayeni babana gizledin mi, gizlemedin mi? Onu gizledim tabii canım. Babasından hikayesini gizleyen adam benden neler gizlemez ya? Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen cidden böyle sosyal medyayla kafayı bozmuşsun, haberin olsun ha. Sen ne biçim konuşuyorsun Erin'le ya? Erne, gerzek Erne. Ben senin gardizon komutanın mıyım, manyak? Abi senin de olmamış. Yok lan, o Bayburt'a gidecek. Dayısıyla bir konuşsun gelsin, olacak yani. Lan ıslak paspas. Sen neden reddedildiğini kabul etmiyorsun lan? Biz en azından kadınların istemediğini anlardık yani. Abi evet. Sen her şeye konuşup durmasana ya. Siz ne yapıyordunuz? Anlatayım. Bizde öyle tandır mandır yoktu ama tandır teyze vardı. Nasıl var? Vardı, düğün vardı, düğün. Tut. Teyze, şu kız nasıl? Zıp zıp Mehtap, olur. Tandır teyze, ben nereye geçeyim? Çifte sola, halay, başlasın. Mehtap Hanım, nasıl da denk geldik ya? Vallahi kader olarak da. Ya, ben sizi çok beğendim de. Gerçekten mi? Bizim düğün de burada olur diye düşünüyorum yani. Vallahi mı? Yani kınayı da burada yaparız. Aynı mekan tutunca uygun olur. Hakikat mı? Ya benim tipim bu güven vermiyor ya. Yok. Ben böyle heyecanlanıyorum. Ya Allah! Tandır teyze, biz halayı o zaman kaydırıyoruz. Kaydır. Halay çıkış. Durmuş abi. Durmuş abi. Efendim? Abi ne anlattın ya? Sizin zamanınızda da aynıymış işte. Ne aynıymış oğlum? Tundur mundur yoktu işte. Biz direkt yüz yüze sıcak temasla ilişkiyi kuruyorduk yani. Abi tandır yokmuştu da tandır varmış. Yokmuş oğlum. Biz direkt yüz yüze hatalarımızla her şeyle birlikte birleşiyorduk. Pardon. Salonu ne tarafta acaba? Hanımefendi işin... Bir dakika abi. Aç lan şunu bizim. Oğlum, hayır, öyle bir şey demedim. Bilgiden güldürmeyi başaran ama tartışmalı bir finalle son bulan bir gösteri izledik. Ne diyorsun Safa? Hocam ben çok eğlendim. Zil güldürdü değil mi ya? Zil çalacak kadar güldürdü mü? Evet hocam, bence zil. Ne diyorsunuz? Zil diyenler? İyi, komikti, komikti. Çalın, çalın. Kimdi yazan? Birsel. Ali. Ali Talha, Ömer. Ömer Talha. Yani şey, hep şey. Güzel bir skeç. Sosyal medya, konuşamama, aradaki bölümler, telefonda güzel konuşma da öbüründe yapamama, geri dönüş uygulaması, dekor. Dekorumuz her gün biraz daha güzel oluyor. Güzel, aferin. Devam. Çok güzel hareketler devam ediyor.
Evet, seyircimizi tanıyalım biraz. Hoş geldiniz. Sizi tanıyorum. En güzelinden başlayayım. Eda, gerçekten sizi tanıyoruz da tanımıyoruz yani. Mesela baban ne iş yapıyorsun? Hocam, emekli astsubay babam. Şu anda da gayrimenkul işleri yapıyor. Hmm. Evet. Ne kazanıyor mesela? Aylık olarak ne kazanıyor yani? Hocam... Değişiyor. Emlak piyasası iyi mi? Nasıl? İyiydi, düştü. Ha. Şimdi kötü. Pandemi de düştü tabii, mü? Tabii, pandemi de zor. Artık bir şeyleri almak, satmak zor. Ha. Hadi bakalım. Senin baban biliyorduk, pide ustası. Pide ustası. Seninki? Klimacı hocam. Evet ya, Metin'in ilk defa aslında o kadar... Belki hiçbir çırak bu kadar işe yaramamıştır. Çünkü ben hiçbir klimayı bilmiyorum yani o kumandasını. Geldi bana su damlası olunca ne olacak dedi. Ufak ufak sponsora doğru giriyorum. Yani bir görüşme yapsak daha neler anlatırız düşünsenize bu arada. Bir sürü klima şey evet var. Evet hocam, ayarlarız. Hazır klima sezonu da geçmedi. Ver bakalım. Diğer kim var burada? Fatma Çayıroğlu. Çayıroğlu Lisesi mezunu. Ne iş yapıyordu annem baban? Hocam babam ziraat mühendisi, annem de hemşire. Peki bunu bir Trakyalı olarak... Aa Ayşegül hoş geldin. Geç geç. Trakyalı olarak anlatmamız gerekirse? Annem ziraat mühendisi, babam da... yok, tam tersi. Hocam annemi nasıl diyeceğimi düşündüm de. Ah hemşire, evet. Ne? Annem hemşire, babam da ziraat mühendisi hocam. Sevgili seyirciler, dostlar, canlar, hepinize sevgiler gönderiyoruz. Bir çok güzel hareketlerin daha sonuna geldik. Neşeyle kalın, sevgiyle kalın, güle güle kalın. Hadi bak. Erkekler, lobo lobo lob. Yalnız erkekler. Çok güzel hareketler bunlar. Lobo lobo lob. Yalnız erkekler. Çok güzel hareketler bunlar. Dıda, dıda. Başlıyor şimdi mutfakta. Lobo lobo lob. Kızlar. Lobo lobo. Yalnız Hamza. Başlıyor şimdi mutfakta. Lobo lobo lob lob lob.